Değerli izleyiciler, Zamanın Ruhu'nun yeni bir programıyla karşınızdayız. Şimdi stüdyoda yanımda eski HDP milletvekili ama bunun ötesinde yazar kimliğiyle zaten gayet iyi tanıdığınız Altan Tan yanımda. Hoş geldiniz. Merhabalar, efendim. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Efendim, Nesin Naz maalesef korona şüphesiyle Skype'la katılıyor. Geçmiş olsun diyorum Nesin Hanım. Teşekkür ederim. Şimdilik iyi görünüyorum ama umarım korona olmam. Sadece soğuk algınlığıdır. Ama o nedenle İnşallah öyledir. Sesinizde hafif bir çatallaşma var. O kadar, başka bir şey. Hoş geldiniz tekrar. Ali Kenanoğlu efendim bir diğer konuğumuz. Kendisi HDP İstanbul milletvekili ama onun da haricinde Alevi örgütlerinin gayet önemlilerinin kurucuları arasında yer alıyor. Şimdi kendisine Alevi cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili de sorularımı yönelteceğim, açıklamalarını dinleyeceğim. Efendim, ikinci bölümde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale katılacak ve biraz ekonomide konuşacağız. İşte fındık fiyatı açıklandı. Yarın özel bir toplantısı var kabinenin. Belki bazı kredi kartı borçları silinecek ya da ertelenecek, ne olacaksa. Seçim ekonomisi başlamış durumda. Onun ötesinde en son bölümümüzde de derin yoksulluk konusunu işleyen ve bunu Türkiye'de son dönemdeki yoksulluğun vardığı boyutları belki de en iyi anlatanlardan biri Hacer Fokko karşımızda olacak. Böyle devam edeceğiz. Şimdi konumuza başlayalım. Efendim, 3 mü 4 mü? O da biraz karışık bir durum. 3 Alevi ne diyelim, cemevine şey var, baskın gibi bir şey, bir saldırı, esrarengiz bir durum. Ve tabii bununla ilgili çok sayıda protesto ve açıklama yapıldı. Şimdi Ali Kenanoğlu oraları da dolaştı, gitti, gördü. Emniyetin bir açıklaması var. Şimdi orada neler oluyor? Aslında durduk yerde emniyetin açıklamasına göre bunu bir kişi yapmış. Fakat o bir kişi işte... Yani nasıl oradan oraya 3 ya da 4 yere birden saldırı tek başına yapmış. O belli değil, tam açıklanmış değil. Sevgili Murat Ağarel açıklama yaptı. Adamın kendisi işte beni Illuminati bu işe memur etti falan gibi konuşmalar yapmış. Bir hedef saptırma, hedef gizleme gibi sanki. Ali Kenanoğlu ne oluyor orada sence? Niye şimdi? Evet hocam, herkese merhaba, konuklarınıza ve bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Nesin hocam, geçmiş olsun ayrıca. Şimdi Sayın Akman, şöyle bir durum var. Ben evet bugün Tuzluçayır'a gittim çünkü orada 3 Alevi Derneği, yani esasında şöyle... Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmediği için buralara dernek ya da vakıf statüsüyle bakılıyor ve dolayısıyla hani buralar hem dernek hem de cemevi olarak kullanılan yerler, yani insanların ibadet ettiği yerler. Bir tane de köy derneğine yönelik saldırı var. Yani toplam o köy derneği de yine bir Alevi köyüne ait bir dernek ve benzer faaliyetler de yürütebiliyor bunlar da. Dolayısıyla 4 yere birden saldırı var. İşte bir tanesi... Evet, bir tanesi Çankaya sınırlar içerisinde, 3 tanesi Mamak bölgesinde yaşıyor. Yakın, yani çok uzakta değiller ama öyle yan yana filan da değiller ya da bir arka sokakta filan da değiller. Şimdi bir kişinin yaptığı söyleniyor. Bugün ben orada hani basına yansıyanlar dışında ne tür bilgi var diye biraz dolaştım, sordum insanlara. Şu mümkün değil, bir kere onu şunu söylüyorlar insanlar, diyorlar ki ya burada... Evet, yani cemevi faaliyeti yürüten dernekler var. Ama biz Mamak'ta yaşayan insanlar bile bunların hepsinin yerlerini bilmiyoruz yani. Şimdi bu kişinin İzmir'den geldiği söyleniyor. Yani şimdi ben de çok kez Mamak'a gitmiş birisiyim. Ankara'da
işte milletvekili çalışması yürütüyoruz, Alevi dünyasının içerisindeyiz. İnanın ben de o kurumların nerede olduğunu bilmiyorum hepsinin birden yani. Gitsem belki iki tanesini bulabilirim ama diğerlerinin yerlerini ben de bilmiyorum. Mamak'ta yaşayan insanlar da bunu söylüyorlar. Deseler ki bize dört tane bu kurumu dolaş nerede deseniz biz bilmiyoruz dediler yani yerlerini. Çünkü onlarla bizim sürekli bir işimiz olmadığı için nerede olduklarını bilemeyebiliriz diyorlar. Ama bu kişi İzmir'den geliyor ve dördünün de yerini biliyor yani. Nereden biliyor bu? Hani o nedenle bu işin böyle tesadüfen işte kendisini böyle kafası esmiş de bir ruhsal sorun yaşamış da kalkmış işte oralara saldırmış gibi bir durum mümkün değil. Yani anlatılanlar bütün bunları da birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan böyle bir şey. Yani bir de madem kafanızda Cem Evine yani sizi böyle yönlendirdi o ruhani güçler bir Cem Evine saldırmak üzere İzmir'de Cem Evi yok muydu da kalktınız geldiniz Ankara'ya? Mama, Tuzlu Çayır'a bunu yapmaya kalktınız. Tabii bunu bir kere öyle tek kişinin bir meczup ruhaniyle yapmış olması çok ihtimal dahilinde bir şey değil. Yani gözüken ve ortaya çıkan durumda bu. Şimdi bütün bunların ışığında tabii niye böyle bir şey olabilir, nasıl olabilir? Bunlara bakmak gerekiyor. Ya bu işin tek kişi tarafından yapılmadığı, bir arka planın olduğu, bu işi yönlendiren birilerinin olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ülkede bütün gerilim hatlarına yönelik bir oynama söz konusu. Yani gidip Fatsa'da, Karadeniz'de Terzi Fikri'den niye bahsediliyor şimdi yani durup dururken? Yani oradaki işte milliyetçi camianın Terzi Fikri düşmanlığını ya da ki oradaki Terzi Fikri'nin dönemindeki gerilim hatlarını hatırlatma ihtiyacı belki hissediyorlar. Tuzluçayır'da, Ankara'da Tuzluçayır, Alevilerin yoğunlukta yaşadığı, solcuların, sosyalistlerin bulunduğu, zamanında çok sayıda olayların yaşandığı, bu tür gerilimlerin yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla Tuzluçayır'da da bu ancak Alevilik üzerinden, Cem Evlerine saldırı üzerinden buradaki gerilim hatları ancak gündeme taşınabilir mi diye düşünüyorum açıkçası. Bir diğer tabii değerlendirme, arkadaşlarımızın değerlendirmesi de şu yönde. Yani mutlaka burada bu bir planlı bir iş, iki ihtimal olabilir. Hani bir taraftan işte bu gerilim hatlarını oluşturma, diğer taraftan da yani bu ara İçişleri Bakanlığı biz Cem Evlerine çok yakın olacağız diye bir talimat gönderdi bütün illere. Acaba bu yakınlık bu derecede bir yakınlık mı ifade ediyor? Hani herhalde öyle değildir. Umarız öyle değildir tabii ki. Yani biz ondan bahsetmiyoruz. Umarız öyle değildir. Ancak bu yakınlığı şuradan kurabilirler. Hani biraz Cem Evlerine ve Alevi toplumuna da sahip çıkıyoruz görüntüsü de ne de ihtiyaç var. Çünkü hemen bu kişinin yakalanması ve benzeri şeylerle böyle bir ihtimal de var. Biraz kafa karışık bu konuda insanların. Yani çok net bir durumdan bahsedemiyoruz. Hani burada yapmış olduğum yorumların bir kısmı gittiğimiz yerdeki vatandaşların yorumları. Anladım. Onu da ifade etmek isterim. Ama şu, yani benim kanaatim çok net bir şekilde ülkede bir kaos, kaotiklik, bir gerilim hattı örülmek istiyorsa bu konudaki en kolay iş Aleviler üzerinden yürütülen iştir. Çünkü bütün dönemlerde, bütün kaotik dönemlerde hep Aleviler ve Alevilerin ibadethaneleri hedef haline gelmiş. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman yalanlarla buralara yönelik saldırılar meydana gelmiş ve provokasyonlar yapılmış. Peki, teşekkür ederim Ali Kenanoğlu. Daha şimdi, başka sorularım da olacak. Lütfen devam edelim. Yani bu konuyla ilgili hocam herhalde tekrar konuşacağım herhalde bu konuyla ilgili. Tabii. Tamam. Şimdi... Sayın seyirciler, bu arada çeşitli yerlerde başta Tuzluçayır olmak üzere yapılan protesto gösterilerini görüyorsunuz bugün. Bu protesto gösterilerinde de gene bazı engellemeler oldu. Polis işte göstericileri, protestocuları işte o Cem Evlerinin yakınına sokmamaya çalıştı. Ama işte görüyorsunuz burada bir engelleme protesto ediliyor. İstanbul'da burası. Ama yani... Ne diyeyim bilmem. Türkiye buradan korkunç şeyler yaşadı biliyorsunuz. Sivas'ı, Maraş'ı, şusu yani çok örneği Çorum'u hep Alevi vatandaşlara yapılmış bazı saldırılar.
Şimdi onlar mı kaşınmak isteniyor yeniden? Altan Bey, siz ne dersiniz? Siz aynı zamanda Sünni İslami kesimi de gayet iyi tanıyorsunuz. Şu anda bir seçim atmosferine girdik. Tesadüf müdür sizce? Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Tabii ondan evvel ben de arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah güzel bir yayın geçiririz. Bu tip şeyler pek tesadüf değildir. Yani tesadüf, böyle bu kadar hani tesadüf olmaz örgüsünü zaten içinde barındırıyor. İşte İzmir'den geliyor, Ankara'da eylem yapıyor. Aynı anda 4 tanesine yapıyor. Yani bir bilgisi, birikimi, bir hazırlığı yoksa böyle bir şey yapması mümkün değil. Şimdi tabii yaşı müsait olanlar hatırlarlar. Biz de daha çocukluktan gençliğe geçtiğimiz yıllardı tabii. Bizden öncesi de var. Türkiye'de mesela belli dönemlerde işte Atatürk heykellerine saldırılar olurdu. İşte irtica hortladı. Ve Ticaniler diye bir tarikatın üzerine yıkılırdı bunlar da. İşte Ticaniler Atatürk'e saldırdılar. İşte bir meczup, bir de arkasından da meczup. Yani meczup ne demek? Hani yeni nesil belki bilmez. İşte deli, yani akıl sağlığı yerinde olmayan birisi. Şimdi yine aynı şeyler tezgahlanıyor benzer şekilde. İşte Illuminati örgütüne veya işte şeyine mensup olduğunu söylüyor. Halbuki bir meczubun o Illuminati bilmesi mümkün değil. Yani nedir bunun köküne, başına falan. Bu önümüzdeki seçimler çok önemli tabii. Yani ciddi bir yol ayrımında Türkiye. Şimdi burada işte gerilimden, kamplaşmadan, çatışmadan, işte sokaklara dökülmesinden medet uman bazıları belli hazırlıklar içinde öyle gözüküyor. Bundan sonra da Allah korusun bunlar olabilir. Yani ben uzun uzadıya işi köpürtmek de istemiyorum böyle şu bu. İki şeyin üzerinde duracağım ben bu mevzuyla ilgili. Bir, yani öyleydi, böyleydi, şöyleydi, hayır öyle değildi işte... Örgütlüydü, örgütsüzdü, bir delinin işiydi. İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken bunu başıyla, sonuyla, ortasıyla, köküyle neyse doğru düzgün ortaya koymak. Yani savcıların, hakimlerin, işte İçişleri Bakanlığı'nın, Milli İstihbaratı neyse. Niye bu kadar önemsiyoruz bunu? Çünkü Allah korusun arkası gelebilir. Yani bir işaret fişeği atılır. Ondan sonra devamı gelir. Geçmişte çok kötü günler yaşanmış. Yani Sivas olayları yaşanmış, Maraş olayları yaşanmış. Malatya olayları yaşanmış. Mesela bir parantez açayım burada ben. 1978 senesinde Malatya Belediye Başkanı Hamidoğlu, işte lakaplı Hamit Fendoğlu, Malatya'da bir bombalı saldırıda öldürüldü. Yani evine bir paket gönderildi. Gelini, torunları ve kendisi paketi açarken havaya uçtular. Ben de o zaman üniversite öğrencisiydim. Sonradan milletvekili olan AK Parti'den milletvekili olan çok sevdiğim, saydığım yakın bir arkadaşım. Üniversitede beraber okuyoruz, aynı evdeyiz. Biz de atladık Malatya'ya gittik. Ve bu arkadaşım Malatyalı, babası kızar diye biz evlerine de gitmedik. Yani siz bu olayların içine niye geldiniz yani falan diye. Malatya yanıyor her taraf. Geceden bütün Alevilerin dükkanlarının, evlerinin işte kapısına, iş yerine işaretler konulmuş. Tam bir operasyon yani, kontrgerilli operasyon. Ve nitekim yıllar sonra bunların birçoğu da yani şu şekilde aydınlatıldı. Gerçek failler çıkmadı ama işte bunların bir tertip olduğu, yani aydınlatma dediğim o. Maraş olayları da öyle, Çorum olayları da öyle çıktı. Şimdi burada dediğim gibi tekrar yani bu parantezi kapattıktan sonra tekrar şeye döneyim. Orada ben de hemen bir hatırlatma yapayım. Aslında bütün bu büyük provokatif saldırıların ilk örneği de... O zaman Ahmet Emin Yalman'a gene Malatya'da o daha eski. 1950'lerde yapıldı. Evet, daha eski o. Onu da sonradan evet. Hüseyin Üzmez falan anlattı olayın tabii, nasıl provokasyonla yapıldığını. O daha eski. Yani evet. Necip Fazıl Kısaküre'nin tutuklanması, o meseleyle evet. alakası vesaire. Şimdi işte dediğim gibi iki boyutu var bunun. Bir, arkadaş görevlilerin yani bu işlerde bir dahilleri yok ise altını, üstünü, yanını, kökünü ortaya çıkarmaları lazım. Ama ve bundan sonrası içinde ciddi tedbirler almaları lazım. Çünkü istihbaratın işi bu zaten. İkincisi, bu provokasyonlara maruz kalan kitlenin, yani mesela bugün Aleviler, yarın Kürtler olabilir, yarın ne bileyim başka bir laik veya dindar veya Sünni bir kesim olabilir.
mümkün olduğu kadar, şimdi bir cümle kullanacağım da yanlış anlaşılmaması için biraz dikkatli kullanıyorum. Fazla tepki vermemeleri lazım. Yani fazla tepkiden kasıt ne? Aslında doğru bir cümle belki kuramadım da. Yani tabii ki yani bir hakaret olmuşsa çıkıp bu yanlıştır diyecek ama yani böyle mitingler, yürüyüşler, protestolar, çünkü istenilen bu zaten. Yani hani sinir uçlarına dokunalım. Hani doktorlar mesela bir psikiyatra falan gittiğiniz zaman dizinizin altına bir çekiç vurur. Ayağınız böyle havaya fırlar. Yani nereye vuracağını bilir. Şimdi siyaset mühendisleri de toplumun neresine, hangi sinir uçlarına vuracağını bilir ve o ayağının, o kolun kalkmasını ister. Mümkün olduğu kadar kaldırmamak lazım. Yani tabii ki kınayacaklar, tabii ki beyanat verecekler, tabii ki toplantı yapacaklar ama böyle sokaklara dökülerek, şiddetli tepkiler vererek, kastı açan laflar ederek, suçlamalarda bulunarak işi köpürttükleri vakit işte zaten amaç, yani maksat hasıl olacaktır. Bundan da kaçınmak lazım. Evet. Bütün kesimler için belki. Tabii tabii. Hepsi için ben sadece Aleviler için demedim zaten. Herkes için. Peki Nesrin Hanım, bunun siyasi yorumunu yaparken insanın aklına ister istemez şu da geliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali kuvvetleniyor. Tam bu sırada yani Alevilik konusunun daha çok tartışılması, daha çok konuşulması falan acaba hesaba katılmış mıdır? Yani daha önce Sayın Erdoğan'ın işte Kemal Bey'in mezhebine ilişkin bazı imaları olmuştu. O tepki toplamıştı. Şimdi doğrudan doğruya böyle bir şey yapılmak istenmiyor olabilir ama işte Alevilik konusu çok fazla gündeme gelirse acaba böyle bir yan etkisi mi olur? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu olayla ilgili? Veya genel olarak ne düşünüyorsunuz? Sayın Akman, böyle bir konuda gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Hele yani böyle alçakça diyeceğim, alçakça ve tekinsiz saldırıların ardından bunun üzerinden özellikle Kemal Bey'in Aleviliğini de gündeme taşıyacak bir şekilde tartışmak beni çok şey yapıyor, çok rahatsız ediyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Haklısınız. Yani, yani öbür taraftan Türkiye'de seçimler yaklaştıkça tüm fay hatlarının aynı anda kaşınmaya başlayacağını ve harekete geçirileceğine dair de bir dolu işaret var. Yani bu öncü işaretleri biz neredeyse bir yıldır alıyoruz. Yani işte bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturan ya da oraya sığınmış olan Sedat Peker bile hatırlarsınız Türkiye'yi Alevi meselesi üzerinden karıştırmak gibi bir oyunu sahneye koyacaklar diye böyle bir şeyi vardı, bir açıklaması vardı. Son yaklaşık işte 2-3 haftanın gündemine baktığınızda da ekonomide kaynaklar tükenmeye başladıkça devlet içindeki bir takım küçük devletçiklerin birbirleriyle hesaplaşmalarının da giderek arttığını, birilerinin kendi ellerini yıkayıp çıkabilmek için bazı şeyleri birilerinin üzerine yıkma gibi bir takım girişimlerin olduğu ya da bizim hiç görmediğimiz bir şekilde bir iktidar değişimi sonrasına hazırlık yapılmak üzere arka planda bir takım pazarlıkların yürüdüğü ya da bir takım işte hesaplaşmaların yapıldığına dair bir dolu işaret var. İşte Levent Gektaş olayı, onun yakalanamaması falan gibi. Yani zaten mevcut iktidarın yapısına baktığınızda ben buna biraz şey diyorum. Yani siyaset bilimciler bu tür bir iktidara kartel devlet yapılanması der biliyorsunuz. Yani yekpare görünmekle birlikte sadece AK Parti ya da işte onun koalisyon ortağı gibi davranan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu bir iktidar değil bu. Yani bu aynı zamanda onların etrafında bir şekilde o kamu kaynaklarını el koymak üzere etrafında yapılanmış olan bir dolu grubun, grupçuğun
bir arada durduğu bir iktidar yapılanması bu. O nedenle kaynaklar tükenmeye ve ekonomik krizde ağırlaşmaya başladıkça bu tür hesaplaşmaların artacağını ve hızlanacağını, ama bunları gözden saklamak için, gözden kaçırabilmek için de toplumun önüne başka bir takım çatışmaların, başka bir takım endişelerin ya da kaos korkusunun topluma hakim kılınmaya çalışacağına dair bir dolu işaret var. Bir de işte Türkiye'de selefi yapılanmalara ilişkin işte tam bir bilgimiz olmamakla birlikte oldukça ciddi bir yapılanma içinde olduklarını, evet, ve Türkiye'nin uzun bir süre özellikle 2011'den sonra bu selefi hareketler için ciddi bir şekilde güvenli bir ülke olarak kendilerini işte yerleştirebilecekleri, genişleyebilecekleri, bir takım işte eylemleri planlayabilecekleri, finansman imkanlarına ulaşabilecekleri bir yer olarak gördüklerini, bunu sadece işte bizler söylemiyoruz, yani uluslararası bir takım raporlarda da bunlar, evet, var. Yani seçimler yaklaştıkça bütün bunların ve bütün düğmelere aynı anda basılacağından korkuyorum açıkçası. Sayın Altantan'a katılıyorum. Sakin olmak lazım. Doğru. Ama bu sakin olmak demek bütün bunlar karşısında, yani ne gelirse başımıza ne yapalım işte sabırla, işte buna işte bir şeyle, Anadolu ferasetiyle bunun karşısında sabırla duralım demek anlamına gelmemeli. Çünkü toplumun da bir tepki vermesi gerek. Yani şundan korkuyorum, bunu onun için özellikle söyledim. Ne yapılması gerektiği konusunda da çok fazla bir şey söyleyebilecek durumda değilim, ama toplum sessizleştikçe ve toplum geriye doğru çekildikçe, yani aman sesimi çıkarırsam buradan başka bir yere gider diye, ben bu şeyin daha fazla artacağını, daha fazla taşacağını ve toplumun sinir uçlarına daha fazla abanacaklarını düşünüyorum. Anladım. O nedenle hem muhalefetin, kurumsal muhalefetin, hem de işte toplumdaki sivil toplum kuruluşlarının ve çeşitli kesimlerin çok sert ve şiddetle protesto etmesi gerektiğini ve iktidarı da göreve davet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. İki şey özellikle, yani bu seçimlere ilişkin son birkaç gün içinde yaşadığımız iki olay gerçekten endişelerimi çok arttırdı. Bir tanesi Sayın Kenanoğlu da detayını belki söyler. Mersin Akdeniz Belediyesi'nde hepimizin gözü önünde yaşanan bir rezalet var, biliyorsunuz. İkincisi de işte dün gece yaşanan Alevi derneklerine ve cemevlerine yönelik saldırılar. Bu ikisi aslında iktidarın yapabileceklerinin ya da olabileceklerin seçim süresinde sınırlarının pek olmadığını bize söylüyor. Evet. Muhalefetin de tüm bunları dikkate alarak bir arada almaya ve güçlerini birleştirmeye, o güçlerini takdim etmeye öncelik vermesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki o zaman Ali Kenanoğlu, şöyle bir soru da gündeme geliyor. Şimdi yarın meclis olağanüstü toplanıyor. Bu tıp çalışanlarına, doktorlara yapılan saldırılar soruşturulması için bu çağrıyı CHP yaptı. İyi Parti de katılıyor. Fakat katılmayan galiba iki tane parti var. Birisi MHP, birisi HDP. Doğrusu ben ilk önce yanlış okudum zannettim. Zannediyorum AKP meclise gelecek, fakat duruma göre bakacak. Muhalefet mi edecek yani bu şeye? Red oyu mu verecek, yoksa tamamen çekilecek mi? Oturuma katılmayacaklar ama gelecekler diye biliyorum. Ama resmen katılmayacaklarını duyuran iki parti var. Şimdi yani gerçekten okuyunca şaşırdım. Ya yanlış okudum herhalde dedim. Sonra baktım doğru. Niye katılmıyorsunuz yarın böyle? Ha, bu kadar da önemli. Hani toplumsal desteğinde çok yoğun oldu
bir şeyde. Şimdi çünkü efendim şöyle de bir sorun var. 200 oy lazımmış bu durumda. Şimdi HDP katılmayınca o 200 oyun da bulunması imkansız. Yani bu girişim boşa çıkmış oluyor. Yani bu doğru mudur bir kere? Katılacak mısınız yoksa hani niye? Şimdi şöyle ifade edeyim. Biz politikalarımızı belirlerken hangi parti nasıl davranıyor bunun üzerinden bir belirleme yapmıyoruz. Kendi politik bakış açımız var. Bunun üzerinden belirlemelerimizi yapıyoruz. Yani burada HDP'nin çoğunluğuyla bu konuda bir araştırma komisyonu kurulacak ise bu çok rahatlıkla kurulur. Ama burada HDP'yi şöyle de hedefe koyabiliyorlar. Yani HDP nasıl olsa gelmediği için çoğunluk sağlanamayacak. O halde bu HDP'nin yüzünden olmadığı şeklinde bir sonuca da varabiliyorlar. Oysa bu böyle değil. Yani araştırma komisyonu kurmak isteniyorsa bugüne kadar ortak komisyonlar nasıl kurulmuş, ortak çalışmalar nasıl yapılmış bunun yolu, yordamı ve prosedürü bellidir. HDP sağlıkçıların sorunlarıyla ilgili olarak bugüne kadar en çok araştırma önergesi veren, en çok son önergesi veren, en çok kanun teklif veren partidir. Dolayısıyla bütün bunlardan kaçmamız, bu sağlıkçıların sorunlarını görmemizden gelmemiz mümkün değil. Fakat kendi politik tutumumuz çerçevesinde bu işin doğru ele alınmadığını düşünüyoruz. Ve buradan bu şekilde, bu yaklaşımla zaten sağlıkçıların sorunların çözümüne bir katkı oluşmayacağını da biliyoruz. Ve bu gibi ve buna benzer birçok beraberindeki gerekçelerle birlikte katılmayacağımızı beyan ettik. Bu partimizin tutumudur. Ama sağlıkçıların sorunlarının çözümü bir komisyon kurulmasıyla olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Bu işte samimi ise eğer siyasi partiler, hani ben muhalefete yönelik bir şey söylemiyorum tabii ki, samimiyetlerini sorgulamıyorum. İktidarın elindedir birçok şey, çoğunlukla onların elindedir. İktidar bu konuda samimi ise bu tür komisyonlar ortaklaşa önergelerle kurulur ve birlikte çözüme kavuşturulur. Kanun teklifleri de aynı şekilde. Biz buna her zaman hazırız, buna varız. Fakat yarınki konudaki tutum konusunda HDP'nin üzerine yıkılması da doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Anladım. Kimseye bir şey yıkmıyoruz ama ben hala anlamadım yani niye. Altan Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ben tabii bir değerlendirme yapma durumunda değilim. Yok, ama tabii yani sadece basında yapma. Çıkan bazı haberler var. Tabii ne derece doğru. Hı. İşte bir HDP milletvekili arkadaşın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir komisyon toplantısı olacağı ve bu komisyon toplantısından hemen sonra da eğer meclis toplanırsa onun dokunulmazlığının kaldırılması için oylanacağı endişesinin olduğunu söylüyor bazı gazeteler. Anladım. Ama sebep bu mudur değil midir bilmiyorum. Bilmediğim için de daha ileri bir şey söylemem doğru olmaz. Bazı haberlerde de CHP liderinin HDP'yi bu iş için aramadığı, o nedenden dolayı bir tepki bilmiyorum olduğu söyleniyor. Yani, bilmiyorum yani. Hakikaten yani. Ali Bey bu mudur yani öbürü müdür veya başka bir şey midir? Tek bir sebep üzerinde duramayız. Bütün bu söylemlerin hepsi bir arada bir sebeptir ve parti yani olarak, bunların hepsi de doğrudur diyorsunuz, öyle mi? Yani doğru payları vardır tabii ki. Bize evet. De gelen bilgiler var, bizim de elde ettiğimiz bilgiler var, bir takım kulis bilgileri var, yapmış olduğumuz görüşmelerde elde edilen bilgiler var. Kamuoyuna açıklanmayan ancak bizim elde ettiğimiz bir takım bilgiler var. Bütün bunlardan mesela kaynaklı mesela ne tür bilgiler efendim onlar? Yani biraz Altan Bey de bahsetti, ona benzer şeyler de var. Yani bir takım bahanelerin arandığını, meclisin toplanmasının bahane edilerek bir takım işlerin yapılacağına yönelik de bir takım duyumlarımız da var. Benzer şekilde duyumlar da var yani. Anladım. Yani mesele sağlıkçıların sorunlarının çözümüne yönelik olmuş olsa bu konuda en başta koşacak partiyiz. Kimse bundan tereddüt etmesin. Anladım. Yani sağlıkçıların sorunlarının için yapılacak bir toplantıyı başka bir amaçla çevirebilirler endişesiyle katılmıyoruz diyorsunuz. Yani böyle anlıyorum. Endişe önüte bir takım bilgiler de var yani. Öyle bazı şeyler de duydunuz diyorsunuz. Evet. Altan Bey, bu arada yani Mersin'de de enteresan bir şey oldu. Evet. Yani enteresan lafı da onu anlatmaz tabii. Ali Bey de değerlendirir muhakkak. Yani bir karar almak istiyor belediye meclisinde AKP. Fakat sayısı yetmiyor.
Onun üzerine pat diye bir takım HDP'li meclis üyeleri tutuklanıyor. Yani gözaltına alınıyor, özür dilerim. Sonra oylama yapılıyor. Sonra onlar serbest bırakılıyor. Yani herhalde Türkiye tarihinde ben bunu duymuş değildim. Başkalarının da duyduğunu zannetmiyorum ki. Yani böyle mi yürüyecek bundan sonra seçim platformu? Vallahi ben ne söyleyeyim yani şimdi. Ne sorsam ne söyleyeyim. Şimdi öyle şeyler oluyor ki işte niye oldu? Ya oluyor işte. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin siyasi tarihi öyle bir siyasi tarih ki. Yani bu belki en hafiflerinden biri kalır. Hani hatırlıyorsunuz Menderes, Kırşehir Osman Bölükbaşı'ya oy verdi diye Kırşehir'i illikten ilçeliğe düşürdü. Yani sonra bir iki seçim sonra tekrar Kırşehir il oldu. Yani maalesef böyle garabet, yani acayip işler oluyor. E tabi bunların hiçbirisi de doğrudur, olağandır, boş verin. İşte canınız sağ olsun, canımız sağ olsun demek de mümkün değil. Ama işte ne söyleyebiliriz? Yani yanlıştır deriz, kınarız, böyle demokrasi olmaz deriz. Söyleyeceklerimiz bunlar. Peki Altan Bey, şimdi insan ister istemez Haziran-Kasım arasını 2015'i hatırlıyor. Evet. Yani her şey çok nispeten sulh içinde giderken, bir işte çözüm süreci de vardı o dönem. Yani normal giderken, daha doğrusu ortada sulh lafı söylenebilir mi orası için bilemiyorum ama birdenbire başladı bombalar patlama. Başladı işte bazı yerlerde hendekler kazıldı. Sonradan şehrin içine tanklar girdi. İnanılmaz bir dönem yaşandı. Bazı yerler harabeye çevrildi adeta. Ondan sonra da seçimde AKP'nin istediği türden bir sonuç çıktı. Birdenbire herkes ekonomiyi konuşurken, o zaman da pahalılığı konuşurken, aniden herkes terörden başka bir şey konuşmaz oldu. AKP'nin de istediği bu muydu acaba bilmem ama o dönem Sayın Davutoğlu AKP'nin içindeydi. Şey dedi, yani oylarımız artıyor. Öyle görüyoruz şeyde dedi. Yani bunu işte ne güzel oluyor anlamında söylemedi ama yani AKP'ye yaradığını anketlerde gösterdi. Sonra seçimde de o sonuç çıktı. O olay nasıl oldu? Siz o dönemde HDP'nin içindeydiniz. O masa nasıl devrildi Allah aşkına? Şimdi ben bu sorunun cevabını belki o günden bugüne kadar 50 sefer, 100 sefer verdim değişik platformlarda. Ama geçenlerde işte Enver Aysever'le de bir program yaptık. 100 sefer deyince dedi ki 101. olsun tamam, bu sefer. Fakat ondan evvel madem böyle çok zor soruyu bana sordunuz. Yok, herkese zor soruyorum. Bugün öyle bir günüm yani değil. Cevap vermiyor kimse. Duymadım, işitmedim, bana demedi diyor. Ben de ne ekmezse üzerime alıyorum her seferinde. Çok akıllı olduğum için, kafam çok çalıştığı için. Öyle. Şimdi Süleyman Nazif, Osmanlı'nın son Bağdat valisi. Hı hı. İmparatorluk yıkılmak üzere 1918, işte zaten Osmanlı birkaç ay sonra çıkıyor oradan biliyorsunuz. İşte İngilizler işgal ediyor Bağdat'ı. Bu son çıkıştan kısa bir müddet önce Babıali'den, İstanbul'dan, işte Başbakanlıktan, Sarıazamlıktan bir telgraf geliyor Bağdat'a. İşte 1000 ton pirinç, bilmem kaç bin ton yağ, şu kadar ton karabiber acilen sevk edilmesi. Süleyman Nazif de alıyor. Bakıyor şeye, telgrafa. Ya arkadaş, yiyecek ekmek yok memlekette, neler söylüyorlar? Bir cevap veriyor. Diyor ki Çin padişahına ve Hindistan mihracesine göndermeniz gereken telgraf yanlışlıkla bana gelmişti yani. Şimdi size bu soruyu kime soracaksınız? Çin padişahına soracaksınız. Bir, Sayın Ahmet Davutoğlu'na soracaksınız. İki, Hakan Fidan'a soracaksınız. Üç, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soracaksınız. Dört, PKK'ya Kandil'e soracaksınız. Beş, HDP'nin yönetimine soracaksınız. Yani bu sorunun direkt muhatabı benim. Ama şunu söyleyebilirim. Çünkü ben hayatımda bir sorudan böyle kaçmadım. Yani bedelini de ödedim her zaman. Benim o dönemde, yani o Haziran'la 1 Kasım seçimleri arasındaki dönemde 5 büyük gazetede Türkiye'de tam sayfa röportajlarım yayınlandı. Tam sayfa. Şiddetle karşı çıktım bu olaylara. Tabii durduğum yerden karşı çıktım. Orada da bir cümlem var. Yani bunlar internete girenler, bilmem neye girenler, hepsini YouTube'a girenler, sesli olarak da görürler. Yazılı olarak da görürler. Bir cümlem var, onu söyleyeceğim. Hı hı.
Dedim ki biz AK Parti'yi iktidardan düşürdük. Yani biliyorsunuz çoğunluğu alamadı Haziran seçimlerinde. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkan da olamadı. Ama korkarım ki PKK onu başkan yapar. Bu cümle bana ait. Yani o zaman bana ait, milletvekiliyken bana ait. Şimdi işte neler oldu? Bunun tarafları çıkıp anlatsınlar. Ben bir siyasal gözlemci olarak o tarihte çok da böyle belki boyumu aşan bir laf ettim. Bunun da bedelini hem kendi içinde bulunduğum partide ödedim hem de dışarıda ödedim. Yani hükümet tarafından da ödedim. Cezalar, mahkemeler, işte bilmem neler. Şimdi tarafın muhataplarının, Çin padişahının da, Hint miracesinin de, Osmanlı sadrazamının da cevap vermediği şeyleri bana soruyorsunuz. Ben bu cevabı vermişim zamanında. Bu kadar konuşsam yeter herhalde. Peki yani o zaman diyorsunuz ki benim anladığım bu işin içinde bir tarafta... Cinniler iktidar... var tabii. Cinni taifesi var. Cinni taifesi. Var ya. Evet. Peki. Ali Bey, sizi aynı fikirde misiniz? Hocam bu sorunun cevabına 50 bin defa cevap verildi. Yani bu soruya 50 bin defa cevap verildi. Hem mecliste hem dışarıda hem basında her tarafta. Bu sorunun hatta bu sürecin araştırılması için meclise bizim tarafımızdan verilmiş önergeler de var. Yani örneğin iki tane polisin öldürülmesiyle ilgili olarak bu iki polisi kim öldürdü? Bunların akıbeti ne oldu, bu işi kim planladı, ne oldu da çatışmalı süreç yeniden başladı üzerine bizim hem mecliste hem meclise sunmuş olduğumuz araştırma önergelerinde hem de kamuoyunda bu konunun muhataplarının yani en azından bizi ilgilendiren kısmında, HDP ilgilendiren kısmında çokça laf söylendi. Bu şimdi bu çözüm sürecinin nasıl bittiğini anlamak için 2014 yılı Milli Güvenlik kararlarına bakmak gerekiyor. Yani 2014 yılı daha çözüm süreci ortadayken, masa kuruluyken 2014'te MGK kararları alınıyor ve bir çökertme planı ortaya çıkıyor. Hem içeride hem dışarıda bir savaş politikaları kararı alınıyor. Bu kararların uygulanması seçimler sonrasına bırakılıyor. Yani 7 Haziran seçimlerini atlatalım diye Tayyip Erdoğan muhataplarını ikna ediyor. Yani MGK masasında bulunanları ikna ediyor ve 7 Haziran seçimleri istediği gibi de sonuçlanmayınca bunun bir vebalini de HDP'ye yıkınca, yani HDP'nin onun çoğunluğunu ortadan kaldırmasıyla birlikte bütün bu planlar tek tek devreye sokulmaya başlıyor. Şimdi burada masanın nasıl devrildiği ve kimler tarafından devrildiği çok açık bellidir. Yani o Ceylanpınar'daki iki polisin akıbeti hala bilinmiyor. Yani bununla ilgili şu anda tutuklu kimse yok. Bu dönemin hakimi, yani o Ceylanpınar'daki iki tane polisi katledenlerin sorgulandığı davanın hakimi, birilerine ceza verildi ama esas suçlu onlar değildi diye beyanatı da var yani. Şimdi dolayısıyla bu bahanelerle ortaya çıkmış bir sonuç var. Ama şimdi Birinci Dünya Savaşı nasıl ortaya çıkmış dediğiniz zaman onu kıvılcımlayan basit bir olay vardır. Yani bir prensin öldürülmesidir filan. Şimdi çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasının bahanesi de Ceylanpınar'daki iki polisin katledilmesidir. Peki gerekçe bu mudur? Gerekçe bu değildir. Gerekçe 2014 MGK kararlarıdır. Şimdi bunlardan bir tanesi Suriye'dir, Rojava'dır. Yani çok açık bir şekilde şu yaşanmıştır. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti iktidarı, hükümeti Salih Müslim'den, BD'den Esad'ı devirmeye yönelik ittifak yapmasını ÖSO'yla birlikte çalışmasını ya biliyorsun kırmızı halılarla karşıladı. Ve ÖSO'yu ÖSO'yla birlikte çalışarak, onlara katılarak Esad'a karşı savaşmalarını istediler. Bir kere oradan red cevabı yediler ve Salih Müslim dedi ki ya biz kendi bulunduğumuz alanı savunuruz ancak bir saldırı gelirse buna yönelik çatışmaya gireriz. Şimdi ondan sonra ne oldu? Ondan sonra YPG terör örgütü ilan edildi işte yani. Çünkü istediklerini alamadılar oradan. Arkasından Türkiye'de 7 Haziran süreciyle baktılar ki yani HDP var olduğu sürece kendileri bu Kürt seçmenden, en azından HDP'de örgütlü, kendisini orada hisseden Kürt seçmenden oy alamayacaklarını gördüler ve tek başına iktidar olamayacaklarını gördüler ve 2014 MGK kararlarını uygulama safhasına soktular. Yani bu masanın nasıl devrildiğini, çözüm sürecinin nerede bittiğini anlamak için 2014 yılı Milli Güvenlik Kurulu kararlarını okumanız yeterlidir. Bu kadar basittir. Ha detaylarda ya, çok şey var. Ben bir iki şey söylemek isterim. Tabii. Yani. Buyurun
bir şey. Şimdi tabii bu analizin üzerine 3 soru daha sormak istiyorum ben. Buyurun. Yani kim cevap verecekse. Dediğim gibi. 1. PKK neden devrimci halk savaşı başlattı? 2. Neden demokratik özellik ilanı da bulundu? 3. Hendekleri niye kazdı? Şimdi HDP devrimci halk savaşı ile hendek kazılmasının tarafı olmayabilir. Yani diyebilir, bir örgüt böyle yaptı, biz tasvip etmedik. Peki kendi belediye başkanları demokratik özellik ilan ederken, bakın demokratik özelliği istemek ayrı bir şey. Yani demokratik özellikliği isteyebilirsiniz. Nasıl olur bu? Yani Katalanlar gibi, Basklar gibi, ne bileyim dünyada çok örnekleri var. Anayasa değişir, hukuki bir mücadele, parlamenter bir mücadele içerisine girersiniz. Gerekli yasal düzenlemeler demokratik yollarla yapılır. Özellik olur, federasyon olur, konfederasyon olur. Bunun siyasal sistemleri dünyanın birçok ülkesinde var. Peki kendi belediyeleri demokratik özellik ilan ederken, ilan ettim. Ne demek ilan etmek? Yani ben bundan sonra uyguluyorum bunu. Nasıl uygulayacağım? Yani Ankara'dan para gelmezse memur maaşını veremez. Elektrik suyunu kesse elektrik su veremez. Partinin buna müdahalesi niye olmadı? Yani şimdi Türkiye'deki en kestirme yol, hani kime sorarsanız suçu öbürünün üzerine atıyor. Bir de anlatılanların yarısı hakikaten doğrudur. Çünkü tarafların herkesin bir eksiği yanlışı var. Ama kendisiyle ilgili bir öz eleştiri de bulunmuyor. Onun için bu üç sorunun cevabı da çok önemlidir dönemi anlamak için. Yani öbür milli güvenlik kararları veya Ankara'da işte olanlar, o efendim Ceylanpınar meseleleri, bunlar doğrudur. Hepsi yani büyük bir adet doğrudur derken yani cevaplandırılması gereken sorulardır. Ama bu taraftan da cevaplandırılması gereken üç tane önemli soru var. Tekrar söylüyorum, bir devrimci halk savaşı, yani iki demokratik özellik ilanı, üç hendek kazılması. Yani eğer bir paslaşma varsa o zaman bu paslaşmaya girenlerin herkesin sorgulanması lazım. Evet. Nesrin Hanım, şimdi bu konuyu tartışmamız hani şey olsun, yakın tarih dersi olsun diye konuşmuyoruz tabii. Konuşmamızın sebebi tıpkı bu bugün yaşanan, dün yaşanan hadiselerdeki gibi bir takım provokasyonlarla o Haziran-Kasım arasında yapılanların belki de bu seçim öncesinde yapılıp yapılmaması için konuşuyoruz. Yoksa evet, hani geçmişi deşelim. Evet. Tamam, deşelim zaten. Deşmek de lazım. Çünkü deşmediğiniz zaman yeniden oluyor da. O bakımdan soruyorum. Sizin bu önümüzdeki günlerde beklediğiniz ya da bu geçmişle beraber düşündüğünüzde endişeleriniz ve yapılması gereken şeyler nelerdir? Bir 6 dakikamız var. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Aynı konuları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, haklısınız. Yani bu soruların sorulması ve bu soruların cevaplarının samimi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Yani burada geçmişin tasarımını yeniden yapmak değil, geleceğin tasarımını yapabilmek için de bu cevapları alabilmemiz gerekiyor. Türkiye ne zaman güvenlik kaygıları öne çıkmışsa Türkiye'de, işte o güvenlikçi zihniyetin temsilcisi olan partiler hep yukarı doğru çıkmıştık. Bu nedenle yeni bir seçim sürecine giderken bu tür tartışmaların, bu tür gerginliklerin, bu tür gerilimlerin ve bir kaosa yol açacak olayların yaşanmaması için hepimizin açık yüreklilikle neler yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Şimdi efendim, burada şöyle sözünüzü keseyim, kusura bakmayın. Şimdi Ali Bey sadece bir bölüm katılacağı için kendisine ben, de bir efendim bir ben konuşmak kısaca istiyorum, bir şey söyleyeyim, bir iki cümle kısaca, evet, bir iki cümle tabii söyleyip Ali Bey'e vereyim. Tamam. Altan Bey doğru soruları sordu. Ali Bey de zaten izahatı yaptı. HDP o süreçten sonra kendisiyle çeşitli vesilelerle nerede hata yaptım sorusunu sorarak yüzleşme gayretinde bulundu. Ama orada tek başına HDP'yi bu konuda şey yapamayız. HDP aslında bir çözüm sürecinin partisiydi. O çözüm sürecinde işin yükü
bir anlamda onun sırtına bırakıldı. Ama HDP'yi diğer muhalefet partileri de bu çözüm sürecinde iktidarla birlikte bunu götürdüğü için HDP de biraz olur üzerine kapandı doğruyu söylemek gerekirse. HDP'nin yanında HDP'ye destek olmadılar. İşin bir tarafı bu. Yani o dönemde meclis bu işin bir parçası olsaydı muhtemelen bunlar büyük ölçüde yaşanmayacaktı. Ama bir şeye de ben dikkatinizi çekmek isterim. 2015 Haziran seçimlerinde AK Parti çoğunluğu kaybettikten sonra yeni bir iktidar tasarımı gündeme geldi, dikkatinize sunarım. Yani ondan sonra o güne kadar AK Parti'ye, AK Parti'nin zihniyetine, Erdoğan'a karşı olan Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şekilde hiçbir koalisyona katılmayacağını seçim günü, seçim sonuçlarının ilan edildiği gün deklare ederek erken seçim talebinde bulundu. Ve ondan sonra da AK Parti ile beraber işte o yeni şimdi muhafazakar milliyetçi ya da İslamcı milliyetçi iktidar yavaş yavaş bizim hayatımıza girmeye başladı. Yani orada başka bir iktidar tasarımı devreye girdi. HDP %13 almasaydı muhtemelen bir dolu şeyde yaşanmamış olacaktı diye düşünüyorum. Sözü Ali Bey'e bırakayım. Ali Bey, yani Altan Bey'in sorularını bugünün ışığında cevaplamak isterseniz ne dersiniz? Yani bugün önümüzdeki süreçle ilgili. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki örgütle ilgili sorulan soruların muhatabı ben değilim. Yani örgüt kendisi cevaplar cevaplamaz ya da bunun hesabını verir vermez. Bunu ben bilemem. Sonuçta biz HDP'nin milletvekilleriyiz ve demokratik alanda siyaset yapan ve bunu savunan, bunun içinde mücadele eden ve bunun içinde bedel ödeyen bir partiyiz. Bunu ifade etmek isterim. İkincisi, Altan Bey bilir, yani HDP ile BDP farklıdır. Yani bir takım farklılıkları vardır. HDP bir çatı partisidir ve içerisinde çok yapı, çok farklı bileşenlerden oluşur. Ve o süreçte bütün bu belediyelerin hiçbirisi HDP'nin belediyesi değildi. Bütün bunlar BDP döneminde kazanılmış ve daha sonra da Demokratik Bölgeler Partisi şemsiyesinde siyaset yürüten belediyelerdi. Yani BDP'nin belediyeleriydi. HDP'nin belediyeleri değildi. Ve o belediye başkanları da HDP'nin belediye başkanı değildi. HDP ile organik bir bağları yoktu. Tabii ki tabansal anlamda ve kitlesel anlamda aynı tabanın sonucunda kazanmış belediyeler ve benzeri şeyler vardı. Yani birbirinden apayrı şeyler olduğu anlamı çıkmasın, ama yönetsel anlamda HDP'nin işleyişi ve yönetselliği ile BDP'ninki arasında farklılık vardı. O nedenle zaten HDP, Türkiye Partisi, Türkiye'lileşme projesi ve benzeri HDP ile birlikte ortaya çıkmış ve savunmuş politikalar. Peki Ali Bey, yani bunu BDP yaptı, o bir yanlıştı, ama HDP yapmadı mı diyorsunuz, yoksa ya, onlar yaptı doğruydu ama bizi bağlamaz mı diyorsunuz? Şunun için söylüyorum, belki bunu dönemin BDP yöneticilerine sorarak bir cevap bulunabilir. Ama HDP fikriyat içerisinde bu belediyelerle ilgili HDP yönetiminin bir tasarrufu yoktu. Bunu demek istiyorum yani. Bu mutlaka Altan Bey'in sorduğu soruların da BDP yöneticilerine, dönemin BDP yöneticilerine sorulup bunların cevabı alınması gerekiyor. Bu hendekler mevzusunda da şunu söyleyeyim. Biz HDP olarak Altan Bey de bilir, biz aynı dönemde milletvekili yaptık ve yöneticilik yaptım. O dönemde ben de MYK üyesiydim. 25'in döneminde de milletvekiliydim o kısa süreci dönem içerisinde. Biz bu hendekler döneminde de öz yönetim ilanları döneminde de HDP olarak heyetler gönderdik. Bu işin doğru olmadığına, demokratik yol ve yöntemlerle bu işin yapılması gerektiğine yönelik. Hatta hükümet aracılık edin dedi ve Sayın Demirtaş öncülüğünde bir heyet oluşturdu ve bu heyet Kandil'e gitti. Hükümetin bilgisi dahilinde gitti. Aynı zamanda orada görüşme yaparken de tepelerine bomba yağdırdılar diğer taraftan da. Yani bir provokasyon da yapıldı. Şimdi bütün bu süreçte HDP tümüyle bu işlerin demokratik yol ve yöntemlerle yapılmasını savunan bir yerde durdu. O anlamıyla bir takım soruların cevaplanması gerekir. Ama bütün bu soruların tümünün vebalinin bugünün HDP'sine yüklemenin doğru olmadığını ifade etmek isterim.
mutlaka dönemin siyasetçileri, dönemin BDP yöneticileri de kendiyle payına düşen kısımda cevap vermesi gerekir ya da bu soruları aydınlatması, kamuoyunu aydınlatması gerekir. Bunlara niye ihtiyaç duydu? Ha, demokratik özellik meselesi bizim savunduğumuz bir meseledir ve partimizin programında olan bir meseledir. Ama biz bunun demokratik yol ve yöntemlerle olması gerektiğinde savunan bir partiyiz. Yani böyle bir bakış açımız var. Bunları ifade etmek isterim. Şimdi tabii konunun başlangıcında bu son herhalde kapanıyor. Kaç dakikam var bilmiyorum. Fakat evet, aşağı yukarı bir dakika kadar kaldı. Evet, yani fakat bu Alevilik meselesinde günümüzde artık bu iş bir çatışmaya evrilir mi meselesinde şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar bakın bu dünkü saldırılar 2012'den bugüne kadar süren 37 ayrı mahallede, bölgede, yerleşim yerinde 37 ayrı tarihte Alevilerin evlerinin işaretlenmesi, Alevilere yönelik tehdit mesajlarının yapılması, hedef haline getirilmesinin bir devamıdır, bir sürecidir. Yani bugün olmuş bitmiş bir mesele değildir bir taraftan da. Şimdi bu 37 meseleyle ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir soruşturma, bir kovuşturma, etkin soruşturma ya da sonuçları ortaya konmamıştır. Bunlar paylaşılmamıştır. Ne oldu ne bitti bilinmiyordur. Şimdi Armutlu Cemevi'nde bizzat emniyet güçleri içeri girerek, cemevine girerek fiziki hakaretlerde de bulunmuşlardır. Ki bunu mecliste konuştuğum için rahatlıkla burada söylüyorum. Yani bunlar böyle afaki bilgiler ya da uydurma şeyler değil. Onlarla ilgili herhangi bir soruşturma, kovuşturma yapılmadı. Okmayan'ın Cemevi önünde öldürülen Uğur Kurt'un katili para cezasıyla, katil polis para cezasıyla kurtuldu. Ve o dönemin emniyet müdürü, sorumlu emniyet müdürü Servet Yılmaz şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü yapıyor. Terfi ettirildi yani. Dolayısıyla bütün bunlar toplumun Alevilere yönelik işlenen suçlarda bir cezasızlık politikası, bir ödüllendirme politikası uygulandığı için bu işler devam edip geliyor, sürüp gidiyor. Bu saldırı tabii ki bir meczup saldırısı olarak görmüyoruz. Ancak bu tür meczuplarda, yani kullanılan bir organize işe alet edilen meczuplarda kişilerde bütün bu cezasızlık politikasından güç alıyorlar. Bunları da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. O anlamıyla bu işlerden kurtulmanın yolu Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımak. Bakın Cemevi'ne saldırıldı ama hukuk karşısında bir ibadethaneye saldırıldı sayılmıyor bu. Bir derneğe saldırıldı olarak görülüyor. Niye? Çünkü Cemevi'ler ibadethane değil. Yani ama ibadethane olarak kabul edilse hukuk karşısında da bir ibadethaneye saldırıldı muamelesi görürdü o saldırgan. Şimdi böyle görmeyecek yani. Sadece bir derneğe saldırmış olacak yani. Bunları da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Belki de en önemli noktaya. Bir cümle eklemek istiyorum. Bu demokratik özellik ilanı yapıldığı zaman, yani BDP'li belediye başkanları, biz de BDP milletvekiliydik. Sayın Selahattin Demirtaş da 2014 seçimlerinde de BDP eş genel başkanıydı Sayın Gülden Kışanak'la beraber. Bir sadece tarih hatırlatması. Anladım. Bunu yani bu konuyu değil ama benzeri şeylere, HDP'ye, Kürt seçmeni pozisyonuna. Yani sorumluluk açısından söylüyorum ben. Evet. Bunları ikinci bölümde de konuşacağız efendim. Ama şu an için isterseniz gelin bir reklam arası verelim. Ve valla istemezsek de vereceğiz. Ondan sonra da Ümit Özlale de aramıza katılacak. Hem politikayı konuşacağız hem de biraz yoksulluk, hayat pahalılığı ve benzeri şeyleri de konuşacağız. Efendim bizden ayrılmayın, kısa bir süre sonra karşınızdayız. Bu arada Ali Kenanoğlu, katkılarınız için çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, şimdi ikinci bölümde aramıza Profesör Ümit Özlale de katıldı. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, nasılsınız Cüneyt Bey? Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi yayınlar herkese. Şimdi kendisi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kalkınma Politikaları Başkanı. Kendisi stüdyoda olacaktı ama o da efendim Nesrin Hanım gibi biraz Covid şüphesinden muzdarip, tedbiren Skype'la katıldı. Umarım iyisinizdir efendim. Her şey yolunda. Gayet iyi, sizi gördük, daha iyi olduk. Şimdi birazdan ekonomiyle ve seçimle ilgili bazı şeyleri de tabii konuşacağız. Ama
Altan Bey, madem ki biraz önce HDP konusu konuşuldu. Şimdi Kürt seçmen kilit pozisyonda, bunu aşağı yukarı herkes söylüyor. Yani öyle bir bölündü ki oylar. Burada beraber davranan bir Kürt seçmen hangi partiye veya hangi başkan adayına meylederse seçimin sonucu o tarafa doğru ibre dönebilir. Nitekim 2019'da yani yerel seçimlerde bu kendini gösterdi. Şimdi peki bu durumda sizin kanaatiniz ne? Yani bu seçimde siz ne beklersiniz? Çünkü siz aynı anda hem HDP'li seçmeni tanıyorsunuz hem de aslında muhafazakar Kürt seçmeni de tanıyorsunuz. Yani iki özelliğiniz birden var. Bu her zaman bir kişide bulunmuyor. Hazır sizi bulmuşken. Evet. Onun için onu sormak istedim. Bir ilave yaparak da söyleyeyim. Veya bir açıklama yaparak başlayayım. Şimdi Türkiye'deki Kürtlerin sayısıyla veya Kürt seçmenin sayısıyla ilgili ciddi bir istatistik yok. Yani bunlar işte kişilerin, partilerin, tarafların olaya bakışına göre azalıyor veya çok yukarılara çıkıyor. Ama benim şahsi kanaatim, tabii şahsi kanaat derken ben de hani o araştırmacı yazar diyorlar, bazıları da araştırmadan yazıyor veya kafadan sallıyor. Yani kafadan sallayarak değil, 1927 nüfus sayımı, 35 nüfus sayımı, Türkiye'de daha göçler başlamadan önceki demografik yapı, sonra işte nüfus kayıtlarına göre, işte İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın ikamete göre istatistikleri, bir sürü şeyden sonra. Yani rastgele değil bu söylediklerim. Evet. Bunları çalışarak ve kendi bildiğim konularda da iddialıyım her zaman olduğu gibi. Bilmediğim konularda da bilmiyorum derim, susarım. Benim kanaatime göre Türkiye'deki işte Kürt nüfus şu an %20'nin üzerinde. Yani bu 20'dir, 21'dir, 22'ye kadar çıkabilir. 3 aşağı 5 yukarı seçmen de hani çocuk sayısına göre değişse bile aşağı yukarı %20'ler civarındadır. Kürt seçmenin bir kısmı veya Kürtlerin bir kısmı şu veya bu şekilde Kürt kültürel siyasi talepleriyle ilgili çok ilgili değiller. Ama ilgili olan, yani bunlara siyasal Kürt veya politik Kürt, politikleşmiş Kürt diye bir tabir kullanırsak, bunların oranı şu an %14-15 civarında. Dediğim gibi bunların hepsi benim kendi şahsi gözlemlerim. Yani bir başkası aksini iddia edebilir. Şimdi seçmen bu, içindeki veya nüfus içindeki oranı tabii tabii nüfus içerisindeki oranı. Yani Türkiye'nin genelinin, genel seçmenin içinde %14-15 civarında politik Kürt olduğunu ben öngörüyorum. Bunların şu an 5-6 puanı AK Parti içinde. Geri kalan 8-9 puanı da HDP'nin içinde. Çünkü HDP'ye oy veren Kürt olmayan bir seçmen de var az olsa bile. Evet. Şimdi neticede benim yani düzeltme dediğim veya ilave dediğim kısım tam da burada. Kürt muhafazakar seçmen sadece %5-6 AK Parti'de olanlar değil. HDP'ye oy veren kitlenin de en az yarısı, hatta yarıdan fazlası yine dindar muhafazakar dediğimiz politik Kürtler. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu seçimde işte analiz yapan, bu işleri değerlendiren hemen hemen herkes şöyle diyor. Diyor ki Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın arasında %40'lar civarında bir denge var. Hani bu 38'e 43 müdür, 40'a 40 mıdır, 42'ye işte 38 midir neyse. Burada belirleyici olan esas, yani aradaki bu %14-15'lik politik Kürt seçmen ne tarafa yönelirse Cumhurbaşkanı o olacak. Peki durum ne? Şimdi önce isterseniz muhalefetten başlayalım. Yani Millet İttifakı'ndan başlayalım. Millet İttifakı şöyle bir rahatlık içerisinde. Diyor ki Türkiye'de işler çok kötü. İşte ekonomi batmış durumda. Halkın geneli rahatsız. Artı bu Kürt seçmende çözüm sürecinin işte durdurulmasından, bitmesinden, bitirilmesinden, buzdolabına kaldırılmasından, yani hangi metaforu kullanırsanız kullanın, çok rahatsız. AK Parti'nin MHP ile ittifakından da rahatsız. Bu meselenin sadece bir güvenlik çerçevesine indirilip diğer bütün demokratikleşmenin rafa kaldırılmasından çok rahatsız.
Ve bu arada da çok sayıda bu meseleleri savunan Kürt cezaevinde büyük bir kısmı yargılanıyor ki ben de bu yargılanan, ceza alan kitlenin içindeyim. Dolayısıyla bunlar zaten AK Parti'ye veya Sayın işte Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermez. Yani bunlar çantada keklik. Bunlar aynen İstanbul seçiminde olduğu gibi bunlar bir şekilde mevcut Cumhurbaşkanı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın ona oy verecekler. Onun için bizim bir Kürt meselesinde böyle çok köşeli bir laf söylememize gerek yok. Yani zaten bu oylar hani piyasa tabiriyle satın alınmış durumda. Bir. İki, eğer köşeli bir şey söylemeye kalkarsak, hani işte mesela diyelim ki ana dil eğitimi, evet bir siyasal af veya infaz indirimi neyse yani. Üç, köy, kasaba, şehir isimlerinin iadesi. İşte 5000 tane, 10.000 tane seçmeli ders öğretmeninin, yani Kürtçe öğretmeninin tayini gibi şeyler söylediğimiz an biz hem İyi Parti'yi rahatsız ederiz, hem CHP'nin içindeki ulusalcı, işte Kemalist hassasiyeti olan, kendi ifadeleriyle Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlı kitleyi rahatsız ederiz. Dolayısıyla biz bu işlerde de çok fazla suya sabuna dokunmayalım. Bir diğer faktör de yine bununla bağlantılı olarak mümkün olduğu kadar HDP'den de uzak duralım. Yani toparlarsak bu oylar zaten garanti. Çok fazla bir şey söylememize gerek yok. HDP'nin de bizi anlayışla karşılaması lazım. Yani oylarını versinler, sonra bakarız. Şimdi muhalefetin, yani Millet İttifakı'nın şu anki siyasal pozisyonu bu. Şimdi gelelim Cumhur İttifakı'na, yani AK Parti, MHP İttifakı'na. Burada da bir tedirginlik söz konusu. Yani durumun vahim olduğunu görüyor bir kısmı. Ama orada da birkaç fikir tartışılıyor. Yani bunu nereden biliyoruz? Hem yani tanıdığımız, bildiğimiz AK Partili arkadaşlar var. Hem bunların bir kısmı basına yansıyor. Hem o işte Cumhur İttifakı'nı savunan bazı yazarların işte yazdıkları, çizdikleri makaleleri var. Orada da başlıca iki fikir tartışılıyor. Bir, deniliyor ki işte arkadaşlar yani bu konuda bir hamle yapılması lazım. İşte İmralı'nın, Abdullah Öcalan'ın devreye sokulması lazım. İşte HDP'nin kapatılması, siyasetin yeniden dizayn edilmesi, bazı kimselere işte siyaset yasağı getirilmesi. Yani ben de siyasi yasak istenilenler içerisindeyim şu an ben de. Ve işte kısmi bazı iyileştirmelerle ve aday profilinin de değiştirilmesiyle AK Parti'nin tekrar bir hamle yapması. Yani eski çözüm süreci gibi bir süreç değil ama işte buna benzer bir iyileştirme diyelim. Yani başka bir kelime de kullanılabilir ama şu an tam hangisi doğru tam bilmiyorum. Birinci tartışılan bu. Yani senaryo diyelim veya. İkinci bir şey ise bunların hiçbirisine gerek yok. Bu güvenlik politikasının aynen devam ettirilmesi lazım. Çünkü zaten yani istesek de istemesek de bir HDP-CHP yakınlaşması zaten olacak, var. Onun için biz güvenlikçi, milliyetçi, devletçi, ulusalcı politikaya devam edelim. Ve bu CHP-HDP yakınlaşmasından rahatsız olacak, yani olabilecek, İYİ Partili veya diğer partilerin seçmeninin oyuna talip olalım. Yani tabir caizse hani bakkal hesabına gidersek, Kürtlerden 5 kuruş geleceğine işte 7 kuruş, 8 kuruş milliyetçi, muhafazakar oylardan almaya bakalım. Şimdi bu denge, yani bu iki tarafında bu siyasetlerini nereye oturtacakları henüz belli değil. Yani muhalefet bu durumunu değiştirir mi? Yani bu rehavetten çıkar mı? Bir proje ortaya koyar mı? Bu riski alır mı? Bu belli değil. Şu ana kadar almamış. Şey tarafı, yani AK Parti MHP tarafı, orada da bu bahsettiğim iki seçenekten hangisi işte üzerinde yürünecek? Yani halen o güvenlikçi ve ulusalcı politika üzerinde gidiliyor. Yani bir değişim olur mu? O da henüz net değil. Ama Kürtlerin büyük bir kısmı da çantada keklik değil.
Yani ben onu söyleyebilirim. Çünkü ben bütün Kürtlerin temsilcisi değilim. Öyle bir yetkim, öyle bir pozisyonum yok. Ama bunlar çokça tartışılıyor. Yani şu deniliyor, eğer devletin bu mevcut güvenlikçi, işte otoriter, totaliter paradigması değişmeyecekse, yani aynı çizgi, aynı bakış açısı demokratikleşmeye, yeni anayasaya, olaylara bu şekilde devam edecekse, mevcut iktidar da devam etse bir değişiklik olmayacak Kürtler açısından. Yeni gelecek iktidarda da ciddi bir değişiklik olmayacak. O halde biz yeni bir siyaset hattı, yeni bir politika, yeni bir paradigma inşa etmeliyiz veya bunu inşa edecek çevrelere destek vermeliyiz. Yani bu da sıkça tartışılıyor. Ama bundan daha ötesini şu an için söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü henüz bu pozisyonlar netleşmiş değil. Peki mesela bu durumda AKP yeni bir çözüm sürecine yeşil ışık yakar ise, yani sizin dediğiniz o ikili parti içi tartışmada bir taraf evet, ağırlık kazanır. Ya şimdi Kürt oyları son derece önemli. Gene bir yeşil ışık o tarafa yaksak deseler, buna Kürt seçmen ikna olur da tamam madem öyle o zaman o tarafa oy verelim mi der. Yani bu... Şimdi tabii bunlara evet veya hayır gibi böyle keskin cümleler kurarak cevap vermek mümkün değil, doğru da değil. Ama ben şahsen, benim kendi fikrim, siyaset bir kan davası değil. Yani şu an CHP'nin geçmişteki uygulamalarından mağdur olmayan bir Kürt ailesi yok. Tarihten bahsediyorum. Yani 1924'ten işte belli bir döneme kadar. Benim ailem de dahil. Şimdi efendim CHP ne olursa olsun bir proje ortaya koysa da bizim aramızda kan davası var. Biz asla CHP'ye yanaşmayız demeyi doğru bulmuyorum. Aynı şekilde mevcut iktidarla da işte bir çözüm dönemi vardı. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte efendim onlar bozdu, şu bozdu, bu bozdu. Dolayısıyla biz asla bu mevcut iktidar gitmeden hiçbir şey konuşmayız diyenlerden de değilim ben. Ama niye? Bu yaptığınız kıyaslama da birisi 70 sene öncesi, hayır, birisi 70 bu sene değil. 1900 yani, şimdi Kenan Evren'den herkes teberri ediyor ama yani sonuçta 28 Şubat'ına kadar devletin kurucu ilkelerinin paradigması Türkiye'de hakimdi. Yani hayır, kimse kimseyi kaldırmasın. CHP iktidarda değildi o anlamda. CHP söyleyeyim. İktidarda değildi ama şimdi Alparslan Türkeş'e atfedilen bir laf var. 80 darbesinden sonra biz ceza öndeyiz ama fikirlerimiz iktidarda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından çok yakın dönemlere kadar özellikle asker ve adliye o zihniyetin elindeydi. Yani bunu mesela Demokrat Parti deniyor. Demokrat Parti'yi kuran Celal Bayar işte Atatürk'ün son başbakanıdır. Ve artı hayatı boyunca İttihat Terakki olmakla övünen benim tek ve gerçek bir partim var. İttihat ve Terakki diyen bir kişidir. Yani ben bir zihniyetten bahsediyorum. Yani sonuçta bunların birbirinden ciddiye alınır bir farkları yoktu ben zaten. Ben şunu söylüyorum. Yani siz göre bunlara takılırsanız iş bir kan davasına evet döner. Bu kan davasından da barış olmaz. Olmaz yani. Onun için ben şu kanaatteyim. Benim kanaatim kim ortaya makul bir proje ortaya koyarsa tabii olabilecekler var, olmayacaklar var. Böyle hayali beklentiler içerisine de girmemek lazım. Yani kısmi bir demokratikleşmeye bile bugün Türkiye'nin de ihtiyacı var, Kürtlerin de çok ihtiyacı var. Bunu muhalefet ortaya koyar, bunu iktidar ortaya koyar. Bir ön yargılı davranmadan, bir ön yargı ortaya koymadan bu ne kadar inandırıcıdır, ne kadar gerçektir, ne kadar konjüktüreldir, ne kadar samimidir bunu sorgulayarak diyalog olur. Peki. Bana göre olur yani. Bir soru daha buradan sormak isterim. Muhafazakar... Yani bana bu kadar söz düşer mi bilmiyorum arkadaşlar da konuşacaklar. Zaten onlarla da aynı konuyu evet konuşacağız. Ümit Bey'le biraz daha ekonomi konuşacağız. Evet. Oraya geçmeden önce. Şimdi son zamanlarda yani HDP'nin içinde şöyle bir de bir durum mu var? Ya da bu yanlış bir intiba mı? Yani ben bakıyorum... Sayın Demirtaş'ın hapishaneden yaptığı bazı açıklamalar var. O açıklamalar HDP'nin içinden bazı kesimlerden gayet iyi tepki alırken bazı kesimlerden de yani ya öyle mi acaba falan
türünden ya da hiç destek olmayacak şekilde şeyler geliyor, yorumlar geliyor. Genel olarak da bazı siyaset yorumcuları diyorlar ki ya yani Selahattin Demirtaş o kadar da desteklenmiyor şeyden yani HDP içinden. Bazıları da diyorlar ki ya bir hani selocularla apocular gibi bir şey mi var orada, çekişme mi var? Yani bunu dışarıdan bakanlar çok anlamıyor. Aslında bu kadar basit olmayabilir bunlar. Siz nasıl görüyorsunuz orada? Yani mesela Selahattin Demirtaş'a yeterince destek hakikaten veriliyor mu yani şeyden? Şimdi keşke Selahattin Demirtaş bizlere destek verseydi zamanında. Da bana destek verseydi daha açık. Hiç lafımı esirgeyecek şeyim yok. Keşke 7-8 sene önce benim gibi düşünenlere, bana ve benim gibi düşünenlere keşke Selahattin Bey daha fazla destek verseydi. Nedir bu destek? Şunu söylüyoruz. Ben de ısrarla şunu söylüyorum. Demokrasi ile silah birlikte olmaz. Yani şiddet, terör, silah, savaş adına ne derseniz deyin. Demokratik mücadeleyle bu yan yana olmaz. Kürt siyaseti de kesin ve net bir karar vermek zorunda. Yani ya o yolu seçecek ya bu yolu seçecek. Bunda ısrar edecek. Yani bazen bu tabanlar, kitleler iç içe geçer, işte geçmiş birliktelikler olur, akrabalıklar olur, bir sürü olay olur yani. Ama hani yol ayrımı derler ya belli noktalarda. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani ilk milletvekili olduğum gün de söylüyorum. Mesela demokratik özerklik ilk 2011'de ilan edildiği vakit 800 delege var Demokratik Toplum Kongresi'nde. Bunun yanlış olduğunu, doğru olmadığını söyleyen benden başka arkadaşlar da vardı. Ama bunlar çıkıp da kongrenin önünde açıkça bunu söylemediler. Ya sustular veya kongre salonunu terk ettiler. Ben o gün çıkıp tek kişi olarak muhalefet şerhimi koydum. Şerh olarak, resmi olarak yani. Bu basında var bunlar da. Şimdi burada netleşmek lazım. Yani şucu bucu değil. Yani ya demokratik bir mücadele vereceksiniz veya demokrasi dışı yollara gideceksiniz. İki, ya Türkiye ile birlikte hareket edeceksiniz. Yani Türkiye'nin içinde bir yeni Türkiye inşası için uğraşacaksınız veya ayrılıkçı bir ulus devlet savunacaksınız. Yani bunlar net olarak konuşulmasa böyle ağızda gevelenerek işte polemiklerle lafı döndürmeyle bir yere varamayız. Kürtler Türkiye ile birlikte bir gelecek mi kuracaklar? Tıpkı yüzlerce yıldır işte bir bin sene söyleniyor. Bundan sonra Kürt meselesinin çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesiyle bana göre direkt ilintili. Yani Türkiye demokratikleşmeden böyle bir çözüm söz konusu değil. Türkiye ile birlikte olacak. Ayrılma, bölünme, şiddet, silah olmayacak kalın çizgilerle. Dediğim gibi keşke Selahattin Bey de dahil birçok arkadaş bunu 8-10 sene evvel benim gibi düşünenlerle birlikte daha güçlü bir şekilde dile getirseydiler. 2013 sene Abdullah Öcalan da bunları dile getirdi. O Diyarbakır Nevruz'unda okunan mektubu duruyor. Yani kim telefonunda iki tuşa bassa ona ulaşabilir. Ama maalesef sonra birileri bunu rayından çıkardı. İç ve dış güçler. Yani hem içeride hem de dışarıda bunu rayından çıkardı. Bugün de şucular buculardan ziyade bu yolu takip edenlerle öbür eski yollarda, çıkmaz sokaklarda ısrar edenler diye bir ayrışma olabilir. Mesela işte Selahattin Bey'in de beyanatları var. Çanakkale Şehitliğini işte ziyaret etmek isterdim. Ben milletvekiliyken Çanakkale Şehitliğini ziyaret ettim. Orada mezarı olan akrabam var. Midyat nere? Çanakkale nere? Hasankale'de akrabalarım var, dayılarım, yani büyüklerimizin büyük dayılarım var. Keşke milletvekiliyken o da benimle beraber ziyaret edebilseydi. İşte keşke, tabii keşkeler bitmez ama zararın neresinden dönülse kârdır. Bugün bu durduğumuz noktayı daha da güçlendirmek lazım. Demokratik bir Türkiye, demokratik Türkiye'nin içerisinde mutlu ve müreffeh Türkler, Kürtler, laikler, dindarlar, Ermeni vatandaşlar, Süryani, Ezidi vatandaşlar kim varsa bu çizgiyi kuvvetlendirmek lazım. Evet şu anda ama... Ama kimdir şu an tek tek? Yani işi magazine dökmek. İşte Ayşe şurada, Fatma burada, Ali burada, işte Hüseyin burada. Peki. Bu tabii benim işim değil. Yani bunları da bilirim. Yani magazini de çok iyi bilirim. Türkiye'nin
Yüzyıllık magazinini de iyi bilirim. Bir gün onu da konuşalım. Siyasi magazin. Yani siyasal magazinini de iyi bilirim. Ama benim işim değil yani. Peki siz HDP'den niye ayrıldınız? Bu sebeplerden dolayı ayrıldım. Evet, bu kadar basit yani. Yeri gelmişken şimdi diğer konulara geçmeden mesela Ayhan Bilgen de benzer eleştirileri yaptı. Benzer eleştirilerde bulunmadı. Öyle mi? Ama yani bu kadar o da açık ve net. Parti yani için... niye ondan onun partisinde işte yan yana değilsiniz mesela? Şöyle iki sebebi var bunun. Bir, Ayhan Bey'in parti içindeyken böyle bir resmi açıklaması yok. Bütün siyasi hayatı boyunca yok. Ama sonrasında oldu İki öyle. Sonrasında da çok kıyısından, köşesinden, kenarından şeyler var. Niye ayrı o şeyden? Tanıyorsunuz kendisini. Bilmiyorum. De. Bilmiyorum. Benim söyleyeceğim de bu kadar yani. Yani o farklı mı düşünüyorsunuz bu konularda? Sizin biraz önce söylediklerinden farklı mı düşünüyor? O nedenle mi ayrısınız? Tam cevabını bilmiyorum yani. Ben birçok kimseden ayrıyım sadece ondan değil ki. Yani peki. Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan 35-40 yıl öncesinden siyaseten arkadaşım yani siyaseten. Peki, ondan da ayrıyım. Peki bir doğrusu benim... Yani ayrı olduğum çok insan var. Ben 26 yaşında Melih Gökçek'in Ankara Keçiören Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldum 26 yaşında. 1984 anavatan zamanı 7,5 ay sonra ellerim kelepçeli hücreye gittim. Yani ayrıldığım veya geçmişte birlikte olduğum onlarca yüzlerce büyük siyasetçi var yani. Peki. Yani büyük derken ünlü yani ben o anlamda yani. Diyorum. Yani. Son zamanlarda arka arkaya bir sürü parti kuruluyor aslında. Yani evet. O partilerin içinde hiç kendinize yakın bir şey bulamıyor musunuz? Şu an için yani benim... O partileri doğrusu şunu da merak ediyorum. Ben iktisatçı olarak acaba diyorum yani bağışlarla falan ne kadar güzel para toplanabiliyor ki bir tane yani bina tutmak bile bayağı bugünlerde pahalılandı. Nasıl bu kadar çabuk imkan sağlayabiliyorlar? Doğrusu şey yapıyorum yani... Siz bu gece bana ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Beni herhalde şey siyaseten imha etmek istiyorsunuz. Yok hayır. Yani bütün kimsenin söylemediği lafları bana söyletmek istiyorsunuz. Şimdi aman benim efendim, bu kadar ben mayına bastığım yeter. Çünkü sağlam parçam kalmayacak bir yerde. Ben bütün herkese defalarca çağrıda bulundum. Parti kuran herkesin önce maddi kaynaklarını şeffaflıkla halkın önüne koyması lazım. Bunu koymadığı müddetçe evet. İşte filankes hırsızlık yaptı, feşmekan yolsuzluk yaptı, memleketi sattılar, ülkeyi parsellediler. Bu lafların hepsi lafı güzaftır. Siz eğer demokrasiden bahsediyorsanız önce kendi içinizde arkadaşlarınızla bir demokratik düzeniniz olacak. Şeffaflıktan bahsediyorsanız önce siz bunun hesabını vereceksiniz. Evet. Bu kadar açık oldu mu bu da? Oldu. Oldu. İyi, Allah kabul ettiyse oldu. Anlayana sivrisinek saz diyelim. Evet, o kadar. Peki. Yani partinin kaynağı ne? Valla bağış topluyoruz. İşte bağışlarla ya bağışlarla bir büroyu götüremezsiniz. Yani bırakın partiyi. Yani her biri için söylemeyelim muhakkak ki doğru kaynakları olan da vardır. Efendim. Hayır kaynağını açıklasın diyoruz. Biz doğrudur yanlıştır demiyoruz. Açıklasın. Efendim Ümit Özdağ'la değerli akademisyen ve çiçeği burnunda siyasetçi dostumuz. Şimdi bu siyasetle ekonominin kesiştiği konuda birkaç tane husus var. Bunlardan bir tanesi hakikaten Sayın Erdoğan gitti orada 54 lira mı bir fındık şeyi açıkladı, rakamı açıkladı. Geçen sene de 26-27 liraydı zannediyorum. %100 civarında bir şey ve bunu bir müjde olarak verdi. Herhalde biraz da şöyle düşünmüş olmalı. Ya doğuda zaten Kürt oylarını ciddi kaybediyorum. Büyük şehirlerde de şiddetli bir yoksulluk nedeniyle kaybediyorum. Yani Karadeniz'de de fire verirsek, hadi çayda tutturmaya çalıştık. Zaten Karadeniz gerçekten çay ve fındık üzerine büyük ölçüde tarımı dönüyor. İyi bir şey açıklayalım bakalım ne olacak diye. Peki bu iyi bir şey miydi ve bunun siyasi sonucu ne olur? Biraz önce aslında Altan Bey'in de bazı eleştirileri vardı. Yani acaba ekonomi bozuluyor. Tamam seçimi de kazanıyoruz. Bu formül mü var altılı masanın veya İyi Parti'nin de kafasında? Siz ne düşünüyorsunuz?
Çünkü biraz sonra seçim yoklamalarını da göstermek lazım. Orada da böyle çok muazzam bir yıkılışı gözükmüyor AKP'nin. Evet. Biz şimdi iki seneden beri gezmediğimiz il kalmadı. Bu illerde de esnafı, vatandaşı dinleyip o bölgedeki sivil topluluk kuruluşlarıyla konuşmanın yanı sıra aynı zamanda partinin çözüm önerilerini de dile getiriyoruz. Bunu birazdan Fındık'la bağlayacağım. Mesela bundan yaklaşık bir ay önce Diyarbakır'daydık. Onun öncesinde Mardin'deydik. Ve Diyarbakır'da da çok büyük bir ilgiyle karşılandık. Orada da aslında biraz önce Altan Bey dedi ya, iyi bir projeyle gelmesi lazım bütün partilerin. İşte o projeyi tamamıyla kalkınmanın üzerine oturtmanız lazım. Yani biz bugün Türk vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız ülkede bir şekilde yaşayacaksa, hem Türk gençler hem Kürt gençler bu ülkeyi terk etmeyeceklerse, bunun yolu sürdürülebilir, insanların refah içerisinde yaşadığı, geliri eşit şekilde bölüştüğü bir modelden geçiyor, bir projeden geçiyor. İYİ Parti'nin de her gittiği ilde bahsettiği çözüm önerileri de aslında bu çerçeveden değerlendirilmeli. Şöyle, Altan Bey'in dediği bize sık sık sorulan şeylerden bir tanesi. İktidar partisi bu kadar hızlı bir şekilde kan kaybederken neden muhalefet partisi erken, muhalefet partileri erken bir zafer ilan edemiyorlar mı? Yoksa işte bir tembellik mi var? İnanın tembellik yok. Yarın Kırklareli'ne gidiyoruz. Orada ayçiçek fiyatını açıklayacağız. Orada işte mesela özellikle ayçiçek üreticisinin sorunlarını dinleyeceğiz. Dün Balıkesir'deydik. Balıkesir'de süt üreticilerini dinledik. İşte damızlık sığır yetiştiricileri birliğinden tutun ticaret borsasına kadar herkesle hem onları dinledik hem önerilerimizi konuştuk. Ondan önceki günde Ordu, Giresun, Samsun'daydık. Haftaya Yalova, Bilecik'e geçeceğiz. Oradan sonrasında da Aksaray, Nevşehir ve Niğde var. Şimdi yani bir 10-12 gün içerisinde 7 tane şehir geziyoruz. Bu 7 şehirde de tamamıyla çözümlerimizi anlatıyoruz. Hem genel başkanımız Meral Şener Hanımefendi anlatıyor, hem de bizler aynı gün içerisinde ekonomi politikaları başkanımız Bilge Yılmaz Hoca ile beraber sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Ticaret odasını, sanayi odasını, ziraat odasını. Onlara çözümlerimizi söylüyoruz. Onlardan geri bildirimler alıyoruz. Ve bunun sonucunda da partinin seçim beyannamesini ortaya çıkartacağız. Ve bu seçim beyannamesi biraz önce Altan Bey'in de söylediği, benim de çok katıldığım, çok büyük bir projeye denk gelecek. O projede kalkınan, üreten, çalışmak isteyen, iş bulan, eşitlikçi, fırsat eşitliğini ön plana çıkartan bir Türkiye modeli. Bu amaçla da biz geçen hafta Ordu, Giresun, Samsun'a gittik. Şimdi sorumuzun ilk kısmına geleyim. Fındık üreticileriyle konuştuk. Giresun'dan başladık, daha sonra Ordu, daha sonradan Samsun. Ondan yaklaşık 1,5 ay öncesinde de zaten Düzce'deydik. Orada da ciddi bir fındık üretimi var. Şimdi ilk önce şunu söylemek lazım. 54 lira oradaki fındık üreticisini memnun eder mi? Hep yerli ve milli bir ekonomi sağladığını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı 2 senedir fındığı 3 dolara fixlemiş durumda. Yani baktığınız zaman geçen senede fındığın fiyatı 3 dolardı. Bu senede 3 dolar. O yüzden de yani kimse kimseyi kandırmasın. Burada tamamıyla endekslemeyi biz dolar üzerinden yapıyoruz. İkinci nokta, fındık üreticisinin evet kısa vadede ilk baktığı şeyler açıklanan destek fiyatlarıdır. İşte 54 liraydı. Biz 74 lira açıkladık. Bunun bir sebebi var. Çünkü özellikle Giresun, Ordu'da bahçelerin çok yıpranmış olduğunu görüyorsunuz. O tesislerin yıpranmış olduğunu görüyorsunuz. O orta uzun vadedeki gider maliyetlerinin karşılanması gerektiğini ve çiftçinin en az bir %20'lik kar elde etmesi gerektiğini görüyorsunuz. Onların hepsini topladığınız zaman 74 liralık bir maliyete ulaşıyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şey şu Cüneyt Bey, buradan da partimizin çözüm önerilerine geçmek istiyorum. Fındık dünyada %70'inin, yaklaşık %70'in her sene değişir, Türkiye'de üretildiği bir ürün. 2,5 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Peki bizden fındığı tamamıyla alan, burada ismini söylemeyeyim ama dünyaca ünlü bir şekerleme şirketinin geçen seneki cirosu ne kadar biliyor musunuz? 10 milyar euro. Yani Türkiye'nin, bütün Türkiye'deki üretilen bütün fındığın ihracatının 4 katı kadar ciro yapmış. Fındığın tamamını neredeyse bizden alıyor. Biz o fındığa katma değer katamıyoruz. Üzüme katma değer katamıyoruz. Aynı şey zeytinde de geçerli. O yüzden de ilk olarak şunu söylemek lazım. Ben Sayın Erdoğan'dan sadece fındık fiyatının açıklamasını değil, fındıkla ilgili bir strateji kurmasını beklerdim. Bakın,
Gittiğiniz zaman büyük dünyaca ünlü bu şirketlere gittiğiniz zaman 10 yıllık, 20 yıllık stratejilerini görüyorsunuz. Türkiye'nin fındık gibi o bölgeyi çok ilgilendiren, milyonlarca insanı ilgilendiren ürünle ilgili bir stratejik planı yok. Hiçbir şey yok. Her sene sadece bir fiyat açıklanıyor. İşte biz de o stratejik planı oraya gidip açıkladık. Mesela problem ne orada? Özellikle Giresun ve Ordu'da verimlilik çok az. O verimliliği sizin tekrardan sağlamanız için mutlaka bahçe yenilenmesi için destek vermeniz gerekiyor. Ancak öyle verimliliği sağlayabilirsiniz. İkincisi, burada bütün verilen destekler alan bazlı destekler. Bakın bu yanlış bir şey. Yani eğer sizin buralarda bir bahçeniz varsa, ne ekerseniz ekin, ne kadar verimlilik sağlarsanız sağlayın, size alan başına bir destek veriyor. Oysa biz eğer üretimi teşvik etmek istiyorsak, üretim bazlı, üretime dayalı bir teşvik vermemiz gerekiyor. İşte öyle kayıt dışı ekonomiyi de engelliyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer bugün fındık üreticisi üretim bazlı bir teşvik alırsa, alır fındığını, ondan sonra gider satar, müstahsil makbuzunu alır, gösterir, teşviğini alır. Yani daha baştan bu tür stratejik hatalar yapılıyor. Şöyle söyleyeyim size, o kadar stratejik bir üründe o kadar büyük hatalar yapılıyor ki, biraz önce bahsettiğim dünya ünlü şekerleme fabrikasından 10 sene sonra Türkiye'de Sarelle kuruluyor. Kahraman Sargı'na, kendisini rahmetle analım, Kahraman Sargı'nın kurduğu Sarelle var. Olağanüstü bir tat, müthiş bir başarı hikayesi. Bugün o daha önce 10 sene önce kurulan dünya ünlü şekerleme fabrikası bütün dünyaya mal satarken Sarelle 7. sahibini arıyor. O kadar kötü, uzun yıllara yayılmış bir strateji eksikliği var ki biz dünyada %70'ini ürettiğimiz fındıktan bir katma değer kazanamıyoruz. Artı AK Parti'nin en önemli hatalarından bir tanesi, birazdan bunu hani enerji konuşursak enerjide de aynı şeyi söyleyeceğim. O serbest piyasa sisteminde büyük üreticilerin bütün sistemi, bütün üretim zincirine hakim olup bir tekel gücü oluşturmasını adeta teşvik ediyor. Bakın biraz önce bahsettiğim o büyük şirketler daha işte çiğ fındıktan tutun son işlemesine kadar üretim zincirinin neredeyse tamamına hakim olmuş durumdalar. Piyasayı onlar belirliyor. Yani biz dünyadaki fındığın %70'ini üretmemize rağmen üretim zinciri tekelleştiği için orada fındık üreticisi çok zor durumda. Aynısını nerede görüyoruz biliyor musunuz Cüneyt Bey? Yani konuyu açıyor ama mesela biz gıda fiyatlarının yüksek olmasından çok fazla şikayet ediyoruz. Ve mesela işte diyoruz ki Antalya'da portakal 50 kuruşken neden mesela İstanbul'da portakal benim karşıma 10 lira diye çıkıyor? Bunun sebeplerinden bir tanesi şu, bu büyük şirketler, perakende, gıda perakendecileri üretim zincirinin tamamına hakim olmuş durumdalar. Orada monopolleşmiş durumdalar. O yüzden de burada çok yüksek karlar elde edebiliyorlar. Bakın aynısı fındıkta da var. O yüzden AK Parti serbest piyasa ekonomisini ülkenin refahını arttıracak şekilde değil, daha çok kendisine yakın şirketlerin karını arttıracak şekilde regüle ediyor ya da manipüle ediyor. Bunun sonucunda da çok büyük piyasa aksaklıkları meydana geliyor. Yani ben beklerdim ki Sayın Erdoğan'dan hani seçimden bir sene önce fındıkla ilgili daha geniş, daha zengin bir strateji açıklasın. O açıklamayınca iş bize düştü ve biz de dedik ki ilk olarak verimliliği arttırmamız için bahçe desteği vermemiz gerekiyor. Arazi toplaştırması sadece Ordu, Giresun, Samsun'da değil, bütün Türkiye'de problem, Güneydoğu'da evet. Da problem. Bununla ilgili bir strateji açıklaması gerekiyor. Biz bunu açıkladık. Bunun dışında eğer tarımdan gerçekten para kazanmak istiyorsanız, mesela fındıkla ilgili OSB'ler kurmanız lazım. Yani tarım ihtisas OSB'leri kurarak tarımdan katma değer nasıl elde edeceğinizi net bir şekilde göstermeniz lazım. Bunların hiçbir tanesini yapmıyorlar. O yüzden de hem fındık üreticisi can çekişiyor, hem de genele baktığımız zaman Türkiye'de bütün bitkisel üretim yapan ya da hayvansal üretim yapan çiftçiler can çekişiyor. İşte mesela dün Balıkesir dedi, biliyorum uzattım ama. Yok rica ederim. Ekonomiyi daha sonra da konuşmaya devam edeceğiz bir taraftan. Şimdi Nesrin Hanım da aynı zamanda bizim meslekten iktisatçı, aynı zamanda ama siyasetçi, iki şapkası da var eskiden özellikle. Şimdi efendim Nesrin Hanım, Ümit Bey'in söyledikleri gayet doğru şüphesiz. Fakat ben sıklıkla şunu da görürüm. Ya işte fındık konusunda
böyle çok düşük hele geçmişte rakamlar verilir. Fakat en büyük oy patlamaları da AKP gene oralarda yapar. Bu nasıl oluyor yani, bunun siyasi mantığını bir açıklar mısınız? Bir de ilk defa bu sene hakikaten şöyle bir şey yaptı Sayın Erdoğan. 20 sene önce, 40 sene önce yani 79'da 80 arasında işte Fatsa Belediye Başkanı olan Fikri Sönmez'e, ki Can Yücel'in, Cemal Süreyya'nın hakkında şiirleri olan bir insan, yurt dışında da tezler yazıldı hakkında. Bunu birdenbire gündeme getirdi. Yani nereden aklına geldi? Üstelik de 12 Eylül cezaevlerinde ölmüş bir kişiden bahsediyoruz. Ve belki varsa görüntüsünü de arkadaşlar hazırlasınlar. Faizcilere karşı ve tefecilere karşı yaptığı şeylerle, protestolarla, faaliyetlerle bilinen bir kişi. Şimdi hem faize çok karşı izliyorsunuz hem de orada tefecilere karşı öne çıkmış bir geçmiş belediye başkanı. Ve üstelik de 12 Eylül'ü savunur duruma bir anlamda düştüğü söyleniliyor. Bunun, bu tercihi niye yaptı? Yani bunun siyasi okumasını, ekonomik okumasını beraber yapabilir misiniz lütfen? Yani Karadeniz oylarında ne almak istedi Sayın Erdoğan? Bana mı soruyorsunuz? Size Sayın soruyorum Erdoğan. Efendim. Ha, bana soruyorsunuz. Evet, yani Sayın Erdoğan'ın dünkü gezisinde hem fındık fiyatını açıklayıp hem de Fikri Sönmez'le ilgili söylediklerini açıkçası bir yere koymak çok da kolay değil. Ancak Erdoğan sürekli olarak seçmeniyle hem karşılıklı bir muktedirlik dinamiği üzerinden bir ilişki kuruyor ve siyaseti bu şekilde bir yandan... Evet, çok özür diliyorum. Nesrin Hanımcığım, sadece bir yarım dakika müsaade ederseniz, işte yani Fikri Sönmez kim, Fikri Sönmez kim derken orada arkadaşlar da şeyini gördüler. Sesini de açarlarsa eğer belki ne dediğini de duyarız. Kimmiş bu sorusuna da bir cevap çıkar. Yani Erdoğan'ın bu kadar öne çıkardığı bu galiba Fatsa'da bir mitingde. Var mı sesi arkadaşlar? Bu sevgin ve semir düzenin beyleri, ağababaları, faizcileri, para borsacıları bizleri yıllar boyu kendilerine kene etmişlerdir. Bugün kendimiz para yetmiyorsa, hayat pahalılığı varsa, kara borsa varsa, her gün zor zulüm varsa, bugün gençlerimiz seyirciler açısından işte büyükte bir kalabalık var. Orada işin enteresan tarafı neredeyse bütün partiler tarafından desteklenerek seçilmişti. Milli Selamet Partisi de o dönem orada onu desteklemişti. Hatırladığım kadarıyla bağımsız kazandı. Evet, bağımsız kazandı. Şimdi enteresan olan şey şu, ben o yılları da hatırlıyorum. Faiz konusuna özellikle, buradaki konuşmasında da cümlesine faiz ve tefecilere karşı başlıyor. İşte madem öyle, o zaman bu şiddet niye diye insanın aklına geliyor. Faiz meselesi ne bu kadar karşıysa Sayın Erdoğan'da. Ki öyle midir acaba, konuşuruz ben, belki. Ben Sayın Erdoğan'ın o kadar detaya indiğini, o kadar incelikli düşündüğünü zannetmiyorum. Yani orada Sayın Erdoğan'ın vurgusu Fikri Sönmez'in, terzi fikrinin bir anlamda bir komünist ilişkiler ağı kurması. Onun eleştirisi o yönde ve onun karşısına da bir anlamda 12 Eylül %30'un altında ama %30'lar dolayında tutmasının temelinde de bu var. Yani sürekli olarak seçmenle ilişkisini bu çerçevede kuruyor. Yani onun üzerine yeni bir çoğunlukçuluk inşa ediyor, siyaseti biçimlendiriyor, siyaseti bozuyor. Ama bu arada şunu da yapıyor, karşı kendisine rakip olanları da bir şekilde bu ekonomiyi oluştururken, bu yapıları oluştururken öylesine ilişkiler ağı kuruldu ki bu ilişkiler beraberinde getirecek. O nedenle muhalefetin bir yanda sadece umut pompalamaya ve Erdoğan'ın yaptığının bir benzeri
popülist söylemlerin dozunu artırarak seçmenin üzerine o söylemleri boca etmeye yönelik bir çabanın geri tepeceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir seçmende güven kırılması var. Bu güveni muhalefetin ciddi bir şekilde inşa etmesi gerekiyor. Bu sadece altı partinin seçmeni değil, altı partinin dışında olan, biraz önce tartıştınız ağırlıklı olarak Kürt seçmenleri de, o masanın çoğulculuğu, kapsayıcılığı gelişlemeden o iddialı demokratik hedefleri, o iddialı kamuoyu desteğini arkanıza almanız çok da mümkün görünmüyor. Yani o nedenle muhalefetin biz geldiğimiz zaman bir dolu kendiliğinden iyileşecek, bir güven oluşacak, bu güven piyasaları bir nefes aldıracak, seçmene bir nefes aldıracak demenin ötesinde gerçekten tarihlerle, somut olarak ve aynı zamanda bunun kaynaklarının da nerelerden temin edileceği ve neresinden bakarsak bakalım çok ağır bir krizden geçiyoruz. Bu devreler halinde gelen, birbirini izleyen ve her bir evresi bir öncekinden çok daha şiddetli olan bir ekonomik kriz ve çok giderek yapışkan hale gelen bir şey var, yani bir enflasyon var. Bununla mücadelenin de bir maliyeti var, bir bedeli var topluma. Yani size hiçbir bedel ödetmeden bu krizden sizi geçireceğiz demek çok da gerçekçi değil. Yani son derece iyi programlar ortaya konuyor. Ama altı partide bu konuda öncelikle temel öncelikler konusunda bir uzlaşmanın olması, o iletişimi kendi aralarında sağlamaları ve seçmene de o konuda seçmenle o güven ilişkisini bu şekilde kurmaları gerekiyor. Kendi aralarında güven ilişkisini bir ölçüde kurduklarını düşünüyorum. Ama halen seçmenle o güven ilişkisinin önemli ölçüde eksik olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzde çok da zaman kalmadı. Yani ben seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla konuşuyorum. Ama bir erken seçim ya da bazılarının iddia ettiği gibi Kasım'da falan bir seçim söz konusu olursa muhalefetin buna hiç de hazır olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki ilk bölümde konuştuğumuz gibi bir takım gerginlikler, bir takım fay hatlarının kaşınması falan, bütün bunların dozu arttığı zaman altı partinin her halükarda ve her koşulda bir arada durabileceğinin güvencesini de topluma vermesi gerekiyor. Yani aslında önümüzde yapılacak çok iş var. Muhalefete de düşen bayağı önemli işler var. Ve zamanda oldukça sınırlı. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Sonraki bölüm olmayacak herhalde, değil mi? Hayır, devam edin efendim. Sonraki bölüm de olacak. Devam edeceğiz. Sonraki bölümde ben izin istesem biraz artmaya başladı. Öyle çünkü mi? Rahatsızlığım. Biz bu bölümü dinleyeyim, ondan sonraki bölümden. Peki, yani rahatsız, hasta katıldığınızı biliyorum. Yani katılmanızı çok arzu ederim son bölüme ama yani sizi de vicdanen rahatsızlık duymayalım hep beraber seyircilerimizle. Siz bilirsiniz, isterseniz katılın. Bir başka şeyi ekleyeyim yalnız. O zaman bir son cümle olarak bütün bu Erdoğan'ın, dikkat edin, son dönemde attığı bütün adımlar ağırlıklı olarak hem bir yandan son derece popülist ekonomide adımlar, ama öbür taraftan da gücünü sürekli olarak tahkim edeceği ve bir güç gösterisine abandığı adımlar. Yani o ilişkiyi, kendi seçmeniyle kurduğu o ilişkiyi onun üzerinden tarif ediyor ve o seçmen de zaten oradan aldığı gücü çok rahatlıkla
kendisi gibi olmayanlar üzerinde uygulama rahatlığı hissediyor. O nedenle bu ilişkilerin öyle birdenbire sona ermesi, yıkılması falan çok da kolay değil diye düşünüyorum. Muhalefetin burada biraz daha şey olması lazım. Kendi seçmenine özellikle %60-65'lik dilimle o güven ilişkisini kurmaya öncelik vermesi lazım. Yani şöyle mi düşünüyorsunuz? Hani sık sık söylenilen bir şey var. Endişeli muhafazakarlar ve helalleşme şeyleri AKP'den belki bazı seçmenleri almaya faydalı olabilir ama yani acaba muhalefetin kendi seçmeninde bir güven sorunu mu yaratıyor? Onu mu demek istiyorsunuz? Şimdi helalleşme yani yanlış mı anladım ya da yanlış mı yorumluyorum? Yani doğru. Helalleşme konusu farklı bir konu. Helalleşme konusunu son derece önemli buluyorum. O çünkü o kurucu genetik yapının değiştirilmesine ilişkin çok önemli bir çaba. Ve Kılıçdaroğlu bu cesareti gösteriyor. Evet. Ama ben onun ötesinde AK Parti seçmenini önceleyen ve oradan oy alabileceğini düşünerek temelde bazı kavramları dahi kullanmaktan imtina eden, mesela laiklik gibi, mesela işte çoğulcu demokrasi gibi, işte barış gibi, bu kavramları kullanmaktan imtina eden ve bununla o seçmene ulaşacağını düşünen ve AK Parti'nin attığı bir takım o muhafazakarlaşma adımlarını destekleyen, işte cemaatlerin yanında bir şekilde onların cenazelerinde saf tutmaya gayret eden ya da onların yanında görünen o çabaya laf söylüyorum. Yani bunun muhalefete bir getirisinin olmadığını söylüyorum. Çünkü orada anladım. Kurulan ilişki başka bir ilişki. O ilişki tamamen iktidarın gücüne yaslanan bir kesimin o güç üzerinden kurduğu bir ilişki. Ve yani eğer o ilişki iktidar zayıfladığında çözülecek ve muhalefete akacak diye düşünülüyorsa o da çok güvenilmez bir yapı. Çünkü o zaman bir anlamda şeye güvenmiş oluyorsunuz. Yani bir tarafın güç kaybına yeni güce yaslanacak kadar kaypak bir zemine yeni bir şey kurmaya çalışıyorsunuz demektir. Yani ben daha böyle somut bir demokrasi planı, somut bir çoğulculuk, işte Kürt sorununda neyi nasıl yapacaksınız, neyi nasıl çözeceksiniz, temel haklar ve özgürlükler konusunda nerede duruyorsunuz, adalet konusunda o asgari adalet ilkesini nasıl uyguluyorsunuz, ekonomide öncelikli adımlarınız ne ve bunun maliyetini eşit bir şekilde nasıl topluma paylaştırıyorsunuz? Önceliğin buna verilmesini çok basit peki. ve çok somut şeylerle çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ama televizyondan izleyeceğim sizi. Peki. Biz teşekkür ederiz Nesrin Hanım. Katkılarınız hakikaten çok önemliydi. Şimdi efendim... evet. Belki Nesrin Hanım'ın şimdi, muhalefet... Reklama gitmemiz lazım. Üçüncü bölümde biraz ekonomiyi size sorularım olacak doğrusu. Özellikle Nesrin Hanım'ın sorduğu sorularla da ilgili. Tabii Altan Bey'le de bir hayli konuşmamız gereken şeyler birikti bu arada. Efendim üçüncü bölümde Hacer Foggo kendisi katılacak aramıza. Derin yoksulluğu, yoksulluk ilişkilerini en iyi şekilde takip eden insanlardan biri. Örnekleriyle konuyu da anlatacak ve bunun siyasi anketlerle de alakasını hep beraber konuşacağız. Satım ailinde, eğik düzleminde bütün bunların rolünü hep beraber tartışacağız. Bizden ayrılmayın. Evet değerli seyirciler, şimdi aramıza Sayın Hacer Foggo da katıldı. Hacer Hanım, Derin Yoksulluk Ağı inisiyatifinin de kurucusu, aynı zamanda CHP Yoksullarla Dayanışma Ofisi'nin de koordinatörü. Hoş geldiniz Hacer Hanım.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi diğer konuklarımı zaten görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Sayın Altantan ve Sayın Profesör Ümit Özlali. Şimdi efendim, bütün her şey ekonomi üzerinde dönüyor ama ekonomi de, yani hani meşhur bir laf vardı, Churchill'e atfederler, savaş generallere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir diye. Ekonomi de biz iktisatçılara bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olabilir. Özellikle şu sıralarda ama hemen kendimize torpil geçelim. Gene de iktisatçılar olarak ne diyelim, mantığa çağrı, akla çağrıyı yapmakla da görevliyiz. Öyle değil mi Ümit Bey? Ne dersiniz? Evet, doğru diyorsunuz. Belki bir önce, yani şeyden, reklamdan önce başlatılan tartışma üzerine birkaç şey söyleyebilirim. Tabii ki, eğer müsaitseniz. İlk önce Hacer Hanım'a bir merhabalar deyin. Nasılsınız Hacer Hanım, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, her şey yolunda. Çok sağ olun. Şimdi şöyle bir şey var. Muhalefet etmenin dayanılmaz bir hafifliği var Türkiye'de. Ve muhalefet partilerinin çözüm önerisi yok diyenler de genelde partilerin o seçim beyannamesini, neler yaptıklarını çok fazla izlemiyorlar. Şöyle, ben şanslıyım bu program için. Hani hem Cüneyt Bey'in izlediğini biliyorum, Altan Bey'le bu programda tanıştığımız için bilemiyorum ama Cüneyt Bey'in bizi izlediğini biliyorum. Hacer Hanım'la da zaten daha öncesinde bu yoksulluk meselesinde görüş alışverişinde bulunuyorduk. Bütün muhalefet partilerinin başa geldikleri zaman, iktidara geldikleri zaman 100 günlük, 300 günlük planları hazır. Ben İYİ Parti adına konuşayım, kalkan politikaları başkanı olarak konuşmam gerekirse, biz geçen sene daha yoksullukla mücadele eylem planımızı açıkladık. Hem de önemli bir kalkınma kongresiyle açıkladık. Ve burada da bu kongrenin teması eşitlenen Türkiye'ydi. Ve sadece yoksullukla nasıl mücadele edeceğimizi açıklamadık. Bunun dışında fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağımızı, gençlere nasıl istihdam sağlayacağımızı bizzat çok somut projelerle açıkladık. Bundan sonrasında sosyal medyada da çok fazla duyurduk. Mesela bunlardan, hatta bu kalkınma kongrelerinin bir tanesinde, bizim projelerimizi açıkladığımız kalkınma kongrelerinden bir tanesinde panelisti Hacer Hanım. İYİ Parti bu konularda 2021'den itibaren bütün somut çözüm önerilerini halkla paylaşan partilerden bir tanesi. Diğer muhalefet partilerinde de ben aynı şeyi görüyorum bu sırada. Yani sadece burada İYİ Parti paylaşıyor da demiyorum. Onun sonrasında Bilge Yılmaz hocamız ve Erhan Usta'nın, yani iki Halep Selef'in ekonomi politikaları başkanının bir başka kalkınma kongresi daha vardı. Onun teması istikrarlı Türkiye'ydi. Orada para ve maliye politikasını nasıl düzenleyeceğimizi anlattık. Yani sıfır bazlı maliye politikasından mali kurala kadar, Merkez Bankası bağımsızlığının kanunen tanınmasına kadar her şey orada vardı. Üçüncüsü üreten Türkiye'ydi. Hani sanayi politikamızı, teknolojiyi nasıl dönüştüreceğimizi, bu yeni sanayi devrimine nasıl uyum sağlayacağımızı, ticareti nasıl zenginleştireceğimizi anlattık. Ve bunu çok somut projelerle anlattık. Bunların hepsi 100'er 300'er günlük eylem. Ama Ümit Bey, şöyle bir sorun yok mu sizce? Yani şimdi memlekette enflasyon artık korkunç bir noktaya gelmiş. İşsizlik ne güzel diyor sayın iktidar mensupları, en iyi istihdam seviyesindeyiz diyor. En iyi istihdam seviyesi dedikleri rakam, işsizlik rakamı 2001 krizindekinden beter. Yani buna alışmışız ama artık. O iyi kabul ediliyor. Dövizin ne halde olduğu, yani bir bıraksanız fırlayacak korkusu var. Şimdi buna karşı altılı masa, yani şöyle 5-6 şeyde, cümlede meseleyi sloganlaştırarak daha söylemiş değil galiba. Nesrin Hanım da onu anlatmaya çalışıyordu. Yani yarın bir seçim yapılmış olsa 2 ayda nasıl anlatacaksınız? Teker teker herkesin var da. Yani ortak olarak. Şöyle, birincisi altılı masa ve Millet İttifakı'nı iyi tanımlamak lazım Cüneyt Bey. Ben hani İYİ Parti'nin buradaki çözüm önerilerinden bahsettim. Hatta işte mesela en fazla, bu belki işte Altan Bey'in de gözünden kaçmışsa belki ilgisini çekebilir. Mesela İşte okulda yemek projesi, yani çocuklara bedava sabah kahvaltısı, öğle yemeği verelim. Çünkü burada özellikle Güneydoğu'daki çocuk yoksulluğu, hani İstanbul, Ankara, İzmir'de de var ama Güneydoğu Anadolu'daki çocuk yoksulluğu çok yüksek. Çocuklar beslenemiyorlar ve dedik ki fırsat eşitliğini biz buradan sağlayabiliriz. Ve bunun gibi bir sürü projeler açıkladık. Yani bu şimdi bu meseleye gelince, sizin sorduğunuz meseleye gelince, ilk önce altılı masa
ve Millet İttifakı'nı tanımlamak lazım. Altılı Masa'nın ana görevi, kurulduğu andan itibaren görevi, bu ülkeye yakışmayan, bu ülkeyi geriye götüren, bu yönetim sisteminden parlamenter sisteme geçiş sürecinin belirlenmesiydi. Orada da 6 tane partinin genel başkanı çok da olumlu bir şeyle, toplantılar zincirinde parlamenter sisteme nasıl geçileceğini, parlamenter sistemde hangi yeni kurumların oluşacağını, devlet planlama teşkilatının genişletilmiş, örnek vermek gerekirse genişletilmiş kapsamıyla nasıl tekrardan ekonomiye yön vereceğini, ekonomi sosyal konseyi, bütün bunları anlattı. Seçim güvenliği nasıl sağlanacağını söyledi. Bunun dışında birçok önemli alanda parlamenter sisteme geçiş anlatıldı. Bu altılı masanın zaten amacıydı. Yani altılı masa bize yakışmayan bir yönetim sistemini terk edip parlamenter sisteme nasıl geçileceği konusunda önemli bir işlev görüyor. Bu bir. İkincisi, Millet İttifakı'na gelecek olursa, Millet İttifakı'nda şu anda iki tane parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Zaten seçimden sonra Demokrat Parti ve Saadet Partisi kendi isteklerine çıkacaklarını söylemişlerdi. Deva Partisi ve Gelecek Partisi de Millet İttifakı'nda yer almayı düşünmediklerini söylediler. Şimdi sizin eleştiriniz eğer altılı masaysa, evet, altılı masanın çok önemli bir işlevi vardı ve bu işlev biraz önce dediğim gibi parlamenter sisteme geçişteki yol haritasıydı. Eğer sizin eleştiriniz partilerin ekonomi ya da kalkınma programları yok yoksa eğer, yani o yönde bir eleştiri getiriyorsanız, o zaman ben kendi partim için şunları söyleyebilirim. İyi Parti, hani hemen her alanda 100 günlük, 300 günlük programı halkla paylaştığı, kamuoyuyla paylaştığı programı var. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bunu duyurmakta çok da kolay bir şeyde değiliz, dönemde değiliz. Bakın, hep söylediğimiz şey, AK Parti ilk kurulduğu zaman neredeyse bütün kanallar AK Parti'nin kuruluşunu canlı yayında verdiler. İYİ Parti kurulduğunda uzun bir süre partiler, şeyler, kanallar İYİ Parti'nin kurulduğunu söyleyemedikleri. Ben bugün TRT'de ya da işte yandaş kanallar dediğimiz zaman, çok da sevdiğim bir tabir değil, bu kanallarda kendi partimin programlarını anlatabiliyor muyum? Anlatamıyorum. Yani öyle bir gündem var ki bizim kendimizi rahatlıkla anlatabileceğimiz, çözüm önerilerini anlatabileceğimiz kanal sayısı bugün 5'ten fazla değil Cüneyt Bey. Bakın, bizim Anadolu ziyaretlerimizde, yani 2020'nin ocağından itibaren esnaf ziyareti olarak başlayıp mini mitinglere dönüşen bu gezilerin önemli bir işlevi de var bu yüzden de. Biz oraya her gittiğimizde halka çözüm önerilerimizi somut bir şekilde, onların anlayacağı şekilde anlatıyoruz. Çünkü kendimize çözüm önerilerimizi anlatacak geniş bir platform bulamıyoruz. Bunu eminim hani sizler de takdir ediyorsunuz. Tabii ki. Yoksa baktığınız zaman bütün muhalefet partilerin, ben dediğim gibi İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısıyım, öyle ya da böyle her konuda bir çözüm önerisi var. Yani biz sadece iktidar partisi yaşasın ekonomi yönetemiyor mu, biz de başa geleceğiz diye değil. Bu kadrolar, muhalefetin kadrolarına baktığınız zaman, ben İYİ Parti için konuşayım ve kendi alanım için konuşayım, ekonomi kadrosuna baktığınız zaman benim dışında işte dünyaca ünlü bir finans profesörü bizle beraber, Bilge Yılmaz Hoca. Kamu kendisini burada konuk ettik zaten. Peki ama evet, Ümit Beyciğim, şimdi bunları konuşmaya devam edelim ama seçimle de alakasını kurarak sormak istediğim bir şey var da o yüzden. Bir görüntü vermek istiyorum. Bu görüntüyü yani yolsuzlukla ilgili bir vatandaşın yorumu. Onun yorumunu da isteyeceğim de belki de bunu hani değerlendirmenizi bir verelim sayın seyirciler. Bakın, Türkiye'de bazen ne tür bir seçim şeyi var? Seçmen platform ne diyelim? Profili de var. Bunun belki bir örneğidir. Ben şu an kardeşim şu elimi kessem Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem kardeşim. Açık ve net konuşuyorum. Ben her şeyi bu adamın sayesinde kazandım ya. Şurada ben 20 sene kirada oturdum kardeşim. Her şeyi bu adamın zamanında kazandım. Çalıyorlarmış. Benim sorun değil kardeşim. Çalıyoruz Allah'la onun arasında. Biz de çalıyoruz. Biz de verdik kaçırıyoruz burada. Öyle kardeşim. 100 tane mal satıyoruz. 20 tane viş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Evet.
Neden sizin politikalar bu seçmene? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Cüneyt Bey. Konuşmanın bence o videoyu ben yayından önce izledim sosyal medyadan. Bence o yayından birkaç tane ders çıkartılabilir. İlk bölümü işte kessen Tayyip Bey'den başkasının oyunu vermem diye. Bakın 20 sene boyunca AK Parti bu ülkeyi tek başına yönettiyse mutlaka halkın teveccühünü kazanacak işler yapmıştır. Biz de her yerde şunu söylüyoruz. Bizler bizden önceki dönemde yapılan iyi şeylere devam edip bizden önce yapılan büyük hataları da tersine çevirip daha iyi götüreceğiz. Yani ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Evet. Mutlaka 20 sene içerisinde iktidar partisinin yaptığı iyi şeyler vardır. Biz de onları devam ettireceğiz. Kötü şeyler ki son dönemlerde artarak devam etti bunlar. Onları da tersine çevirip daha iyisini yapacağız. Yani o yüzden bence burada böyle revanşist bir anlayışla şey yapmamak lazım, hareket etmemek lazım. Konuşmanın ikinci bölümünde işte ben de vergimi kaçırıyorum, ben de aslında kayıt dışına kaçıyorum dediğiniz zaman o Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ve son dönemde özellikle şeye baktığınız zaman geçici koruma altında olan Suriyelilerin insanlık dışı koşullarda çalıştırılmasından tutun. Ondan sonra herkesin seçimlerden önce vergi cezalarına bir af gelir nasıl olsa diye beklentiye girdiğine kadar büyük bir başı bozukluk var. O başı bozukluk AK Parti'nin belki de bize bırakacağı en kötü miras. İşte onun yani o devlet terbiyesinin kalmadığı, kurumsal erozyonu çok hız kazandığı yerlerde insanlar artık açıkça vergiyi kaçırdığını ve kendisine dokunulmadığını söylüyorlar. Bana soracak olursanız hani Türkiye'de şu andaki en büyük problem nedir diye bu kurumsal erozyonu söylerim size. Yani devletin artık işlevini, itibarını kaybetmesi ve bu kayıp sonrasında da herkesin çok rahatlıkla nasıl olsa benim başıma gelmez diyerek yasa dışı, kayıt dışı yollara başvurması. Bu vatandaşımız da bunu bence açık yüreklilikle söylüyor. Peki bunun çözümlerini de sorarız ama şimdi Altan Bey, Hacer Hanım'a sözü vermeden önce siz şimdi aslında Kürt seçmenden biraz önce konuştunuz. Doğal olarak Doğu bölgelerini çok iyi tanıyorsunuz. Fakat galiba yoksulluğun, ben rakamlarını da hatırlıyorum. Yani mesela Türkiye'de genç işsizliği %28-25 bandında dolaşıyor. 25-28 arasında. Fakat aynı rakamlara Doğu'nun, Güneydoğu'nun bazı illerinde baktığım zaman 55-56 falan rakamlarına çıktığını görüyorum. Yani her iki gençten bir tanesi işsiz. İşsiz ve ümitsiz, sadece işsiz olmakla kalmıyor. Onun getirdiği, yani çünkü hani 3 ay işsiz kalırsınız, bu moral bozar. 3 yıl işsiz kalırsınız, artık ümitsiz bir hale gelirsiniz. Şimdi bu şeyden bakarsanız, zaviyeden bakarsanız, hala AKP'ye oy veren Kürt seçmen, yani Müslümanlık veya İslam hassasiyetini, muhafazakarlık hassasiyetini, yoksulluk hassasiyetinin çok mu şeyine koyuyor, karşısına ve lehine koyuyor? Yoksa ya gene AKP'yi, AKP işte bu yoksulluğu çözer diye mi düşünüyor? Nedir sizde gördüğünüz tipik bir Kürt seçmenin buradaki mesele? Yani hep kimlik meselesinden konuşuyoruz ama mesele sadece Doğu söz konusu olduğunda, Kürt seçmen söz konusu olduğunda herhalde kimliğin ötesinde ciddi bir yoksulluk. Sadece Doğu'da değil, İstanbul'da, Ankara'daki Kürt çalışanlar açısından özellikle inşaat sektörünün neredeyse tamamına yakını. Şimdi tabii basın genel bir değerlendirmeyle yazar, çizer ve politikacıları da kompartımanlara ayırıyor. İşte bu altan tana Kürtleri sor. Biraz da Müslümanları sor. Ya arkadaş, benim annem Türk. Hani bizim bir arkadaşın bizim oğlu vardı Türk. Böyle çok çok takılıyordu. Diyordu ki Türk'üm, doğruyum, anamın oğluyum. Böyle babasını kızdırmak için. İşin şakası bir yana ben Türkiye'yi... Hayır, herkese bildiği konuyu... Şu anda yani Türkiye'yi bildiğini söyleyen siyasilerin birkaç katı kadar biliyorum. Tarihiyle, kültürüyle, müziğiyle, edebiyatıyla, şiiriyle. Yani Fuzuli'den Cemal Süreyya'ya kadar bir edebiyatı, işte Itri'den Safiye
Aile'ye, Saadettin Kaynağı'na kadar, Tabizade Mustafa Efendi'ye kadar bestekarlarını veya işte müzisyenlerini vesaire vesaire. Peki hocam, üstadım o zaman o tarafı anlatacağım. Evet, evet, o tarafı anlatacağım. Ben evet. İşte benim ailem 55'te de İstanbul'a geldi. Hem de önce Şişli'ye sonra Bebek'e geldi. Şimdi 25 yılda bir fiil İstanbul'da oturdum. 25 yıl. 47 senedir İstanbul'da babamın evi var. Göztepe'de, Ortabahar sokakta. 1975'ten bu yana o bina hala duruyor. Ve bu akşam da oraya gideceğim yani. Şimdi şeyden sonra. Niye bunları anlatıyorum? Buyurun. Yani bu kompartımanlara sıkıştırılmaktan da rahatsızım. Ben şunu söyleyeyim. Yani bu genel ekonomik şeyden dolayı. Türkiye'nin maalesef siyasetine talip olanlar üç şeyi bilmiyorlar. Üç şey. Bir, sosyoloji. İki, tarih. Üç, ekonomi. Yani ekonomi derken de sınıfsal okumalar. Sınıfsal. Veya bunların biriyle her şeyi okuyorlar. Yani sadece ekonomi üzerinden bir okuma yapıyorlar veya sadece sosyoloji üzerinden bir okuma yapıyorlar. Yani ne demek sosyoloji üzerinden okuma yapma? Kimlikler üzerinden. İşte Aleviler CHP'ye verir, Sünniler şuna verir, Kürtler şöyle davranır. Halbuki bunun çok dip çapraz kurları var. Şimdi onlardan bir iki tanesini anlatacağım. Benim. Şimdi Türkiye'de mesela ekonomi çok kötü deniliyor değil mi? Ekonominin iyi gittiği dönemlerde de, yani diyelim ki 15 sene evvel, 20 sene evvel, Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, ki dediğim gibi 47 senedir Kadıköy'de evimiz var bizim, Göztepe'de. Bunların %60'ı, %70'i CHP'ye oy veriyordu. Yani şimdi tersinden düşünelim ve şu an Türkiye'de bankadaki mevduat sahipleri üzerine 250 milyar dolar civarında bir döviz mevduatı olduğu söyleniyor ve en az bu kadar veya buna yakında bir TL karşılığı olarak mevduat bulunuyor. Bunların sınıfsal analizine baktığınız vakit yine bunların büyük bir kısmı, yani zannedildiği gibi son dönemde zengin olan işte eski İslamcılar veya muhafazakarlar, dindarlar değil, bunun en az %80'i son 100 yılda gelen Türkiye'nin tırnak içinde, hani bir tabir var, beyaz beyaz Türk veya şey, bir başka ifade de kullanabiliriz. Laik ve batılı hayat tarzını benimsemiş kitlelerine ait. Şimdi ne anlatmak istiyorum? Parayı bu iktidarlarda kazanıyor ama yine bu iktidara, AK Parti'ye oy vermiyor. Mesela AK Parti hiçbir zaman bu 20 senedir bu saydığım belediyeleri kazanamadı. Buna Çankaya'yı, Karşıyaka'yı da koyabilirsiniz. Şimdi bu sınıfsal okumaları doğru yapmak lazım. Yani ülke hepsi fakirleşiyor. Peki niye tekrar oraya oy veriyor? Peki ülke zenginleşirken de zenginleşiyor ama parayı ona kazandıran partiye oy veriyor. Üstadım, şeyde dikkat çekmek isterim. Devam edeceğiz aynı şekilde. Evet. Sırbistan-Kosova savaşı mı çıkıyor diye bir... haberi geçiyor arkadaşlarımız. Kosova-Sırbistan sınırında ciddi problemler var. Evet. Çünkü Kosova Sırp kökenli veya Sırp insanların oraya girişiyle ilgili Kosova yönetimi geçici kimlikler taşımaları gerektiğini, farklı kimlikler taşıma gerektiğini ve Sırp plakalı arabaların da farklı plakalar alması gerektiğini söyledi. Buna karşılık Sırbistan efendim başbakanı da çok sert bir tavır koydu. Şimdi sınırda sirenler, şunlar bunlar falan. Efendim bakın, hem burada ciddi bir problem var. Hep biz kendi içimize gömüldük konuşuyoruz ama öbür taraftan da Tayvan'da, Çin-Tayvan sınırında bir başka savaş tehlikesi var. İki savaş tehlikesinin ortasında bir yerde oturuyoruz. Yine biz kendi meselelerimizi konuşalım ama bizim dışımızda dünyada da bunlar oluyor. Evet. Şimdi ben bir cümleyle bu daha yani bugüne ve sorunuza geleyim. Yani sonuçta meseleyi sadece işte ilk başta da söyledim, sınıfsal çelişkilerle değerlendirmek veya sadece ekonomiyle, sadece sosyolojiyle, sadece tarihle, sadece kimliklerle değerlendirmek eksik olur. Kaba bir değerlendirme yaparsak. Türkiye'de bugün zenginlerin, yani kaba bir değerlendirme bu. Yani büyük
sermeye. Hali vakti işte yerinde, semtler üzerinde de bu değerlendirmeyi yaptım. Yani Şişli, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Karşıyaka, Bursa Nilüfer. Bütün belli bir kesim işi iyiken de kendine para kazandıran AK Parti'ye değil CHP'ye oy veriyor. Ve Beşiktaş, Bakırköy mesela Kadıköy'de falan aslında genel kitle ciddi şekilde para kaybetti ve zayıfladı. Genel durumu bozuldu. Bazı küçük zaman? Şeyler. Bu bütün 20 senelik dönemde oldu. Hayır 20 senede nerede zayıfladı? Yani tek tek şimdi, bakalım. Kadıköy'deki emlak fiyatlarına bakalım, dükkan fiyatlarına bakalım, kiralara bakalım, hepsine bakalım. Yani böyle neyse, bir veya sanayiye bakalım. TÜSİAD son 20 senede neredeydi, nereye geldi? Veya diğer yani kabaca hala fakir kesim. Yani toplumun alt katmanları. Yani şöyle bir şeyde bir karışıklık oluyor. Beşiktaş'taki memur veya işçi vatandaşı TÜSİAD patronuyla Beşiktaş üzerinden birleştirmek biraz ama, zor yani. Ama bakın daldan dala atlıyorsunuz. Şimdi semtler, sadece itirazımı söyledim. Semtler üzerinden konuşuyorsak konuşalım. Benim iyi bildiğim konulardır bunlar. Sermaye peki. Sınıfı ve şirketler üzerinden, bankalar üzerinden konuşuyorsak, mesela zarar eden banka yok. Hayır, şimdi siz o yani ben şey örneği dala, verdiğiniz için, yani semt örneği verdiğiniz ne, için. Ne söylediğimi biliyorum. Hı-hı. Yani zarar eden banka şu an bile yok. Yani şu saat itibariyle hayır, Türkiye'de. İnkar ediyorlar, niçin zarar etsin? Evet. Peki bankalar kimin? Yani hangi sınıfın, hangi zümrenin kimin? Şuraya geliyorum. Şimdi şu sorunun cevabını doğru bir yerde aramak lazım. Halen neden o biraz evvel gördüğümüz pazarcı arkadaş gibi olan kesim iktidara destek veriyor? Evet. Bu kadar olumsuzluğa rağmen. Demek ki başka okumalar yapmak lazım. Yani başka siyasal okumalar yapmak lazım. Nedir bunlar? Başka siyasal okumalar. Bunlardan birisi işte bu hala dindar, muhafazakar, milliyetçi yani adına ne derseniz deyin bu kesimin endişeleri. Yani nasıl diğer kesim asla AK Parti'ye oy vermiyorsa, iyi de yapsa, kötü de yapsa, burada da böyle bir endişe var. Karşılıklı birbirini besleyen endişeler var. İki, şimdi mesela biraz evvel de şey yapıldı, konuşuldu. İşte altılı masanın muhalefetin bir projesi var mı, yok mu veya işte muhalefeti eleştirmek çok kolay bir şey mi, eleştirmek lazım mı, eleştirmemek mi lazım? İşte her partinin kendine göre tüzüğünde, programında bu konularla ilgili bir şeyler olduğu iddia ediliyor. Ben şunu söylüyorum. Yani bir düz vatandaş yerine koyuyorum kendimi şu an. Yani düz vatandaş dediğim, yani politikayla çok fazla ilgilenmeyen, seçimden seçime oy veren veya işte kendini ilgilendiren konulara dönüp bakan, başka konularla evet, fazla ilgilenmeyen. Bu da Kosova'dan gelen görüntüler şimdilik sakin gözüküyor. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi şunu söylüyorum. Mesela doktora gidiyoruz. Ben işte 10-15 gün evvel de bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun. Çok şükür sağ olun toparlandım. Mesela diyelim ki doktora soruyoruz. Doktor bey neyim var? İşte karnım ağrıyor, neyim var? Size tıbbi terimler söylüyor. İşte pneumonia bilmem ne bir şeyler. Ya doktor bey neyim var? Yani kanser miyim, verem miyim, işte soğuk mu aldım, zatürre miyim, benim anladığım kelimeler var. Şimdi ekonomide de mesela her partinin doğrudur, programları var. Ben 3-4 tane soru sormak istiyorum yine. Evet. Yani bu HDP meselesinde sorduğum gibi. Bir mesela, şu an Türkiye'de en fazla şikayet edilen konuların başında ihale kanunu geliyor. Evet. İhale kanunu. Peki, muhalefet partileri yani A, B, C, D demeden ne kadar muhalefet partisi varsa alternatif bir ihale kanunları var mı? Güzel. 168 veya 169 sefer bu kanun değişmiş deniliyor. Doğru. Ben de inşaat mühendisiyim. 41 yıllık, 42 yıllık. Peki bir alternatif ihale kanunu hazırlayıp bunu topluma sunmak çok mu zor? İki, mesela tarım ve hayvancılık. İşte Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesidir. Hı hı. İşte kendine yetecek kadar kaynakları vardır. Şöyle yap. Peki dünyada 3 tane, 4 tane bu konuda çok başarılı ülke var. Yani kendini ispatlamış. Kim bunlar? 1 Hollanda, 2 Fransa, 3 Amerika Birleşik Devletleri, 4 İsrail. Hı hı. Yani bunlar her birisi evet. Kendisi. Peki Türkiye'de nasıl bir tarım politikası olacak?
Yani mazotu bedava mı vereceksiniz? Veya buğdayı 3 misline mi alacaksınız? Her köylüye bir traktör mü vereceksiniz? Yani biraz da karikatürize ederek evet. anlatıyorum. Veya hayvancılıkta evet. işte Hollanda'nın 100 küsür milyar dolar tarım ve hayvancılık ihracatı olduğu ise 150 milyar dolar veya euro civarında yanılmıyorsam. Belki her köylüye bir inek mi verilecek? Mesela Ecevit senelerce toprak reformunu savundu. Şimdi toprakların toplulaştırılması tartışılıyor. Hatta yapılıyor şu an. Yani küçük küçük tarım işletmelerinden artık bir randıman vermediği, bilakis büyük çiftlikler halinde, büyük işletmeler halinde bu işin daha doğru olacağı söyleniyor. Ne düşünüyor siyasi partiler? Bu da yok. Bir daha var. Farklı bir şey. Yani şöyle bir şey araya gireyim aslında burada. Şimdi altan isterseniz ben bitireyim hiç... yani bir cümlem kaldı yani bir madde kaldı. Şimdi mesela İran, Irak ve Suriye sınır kapıları. Hı-hı. Tabii Suriye ile şu an bir ciddi bir sorun var. Yani onu evet. bir kenara koyabiliriz. Mesela Doğu ve Güneydoğu bölgesi, tekrar dönelim oraya. Hı-hı. Büyük oranda bu sınır ticaretiyle geçiniyordu. Hı-hı. Legal ve illegal. Yani legal ve illegal tabirinin Hı-hı. yerine kayıt içi ve kayıt dışını da kullanabiliriz. Evet, veya başka bir ifadeyle evet. kaçakçılık diyebiliriz. Evet. Yani mazottan işte tutun gıdaya kadar. Şimdi bu kapılar şu an neredeyse fiilen kapanmış durumda. Yani fiilen kapanmış durumda dediğim açık. Açık. Ama girmek çıkmak dert, işte mevzuat dert, işte bilmem yani çok büyük zorluklar var, sıkıntılar var. Günlerce süren sıralar var kapılarda. Mesela bu sınır kapılarıyla ilgili muhalefetin düşüncesi ne? Yani nasıl bir ticaret, nasıl bir teşvik, nasıl bir işte bölgesel serbest pazar mı diyelim, işte gümrüksüz yerler var mesela şeyler dünyanın birçok yerinde bu şeyler var, uygulamalar var. Şimdi bunu da halkın anlayacağı bir şekilde anlatmak lazım. Yani doktorun tamam. tarif o ettiğine zaman, söylediğim bu yani. O zaman ben bunları alıp yanına bir iki de kendim ilave edip Ümit Bey'e soracağım ama önce efendim Hacer Hanım'a bazı sorularım olacak. Sonra da tekrar bu konuya döneceğiz. Hacer Hanım, şimdi deminki soruda aslında şu da var. Yani ülkede inanılmaz bir yoksulluk olduğu söyleniyor. Yani bunu rakamlardan görüyoruz. Fakat siz rakamların ötesinde insanları bizzat görüyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bize bunun bir tarifini veya bir örneklemesini yapabilir misiniz? Yani şehirde ve köyde zannediyorum hem şehri inceliyorsunuz hem de köylere de bakıyorsunuz. Yani ne görüyorsunuz orada ve şu son hangi senelerde bu iş ciddi olarak bozuldu? Bize bunun bir resmini çekebilir misiniz? Tabii. Şöyle öncelikle Altan Bey hani Kadıköy'de yıllarca oturuyor ama ben de şöyle söyleyeyim 20 yıldır sokaklardayım aslında. Yani Kadıköy'de de yoksul var, derin yoksulluk yaşayan, Ataşehir'de de var, Çekmeköy'de de var, Van'da da var, Diyarbakır'da da var. Ve ben 20 yıldır sahada çalışırken hiç bu kadar derin bir yoksulluk görmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim ve yoksulluğun açlığa dönüştüğü bir dönem görmedim. Ve aynı zamanda kamu kurumlarında yani devlet kamu kurumlarında böyle bir çürüme de görmedim. Niye bütün bunları söylüyorum? Çünkü yoksul mahallelerde çalışırken aynı zamanda belediyelerin kapısında da o arkadaşlarımla, ailelerimle birlikte gittim. Kaymakam kapılarına da gittim. Belediye başkanlarıyla da görüştüm. Ama hiçbir dönem devletin kamu kurumlarında yoksulların, yoksul insanların gittiği yerlerde böyle bir çürüme, lakaytlık, kendisini bırakmış, böyle kafasına göre takılan bir duruma gelmiş bir ortam var şu anda. Hiçbir politika da görmüyorum. Yani bir takım şeyler yapılıyor ama yoksulluk gittikçe çoğalıyor. Biraz önce Altan Bey'i dinlerken hani bir sürü kanundan, şeylerden falan söz etti. Ama ben orada şu küçücük bir şey de söylemek istiyorum. Sonra sizin sorunuza tekrar geleceğim. Bütün bu yine böyle bir dönem görmedim. Çünkü ben Sulukule'de de örneğin kentsel dönüşüm mücadelesi verdim. Bir aktivist olarak verdim. Orada cıvıl cıvıl bir mahalleyle başlanan ama
İşte sonra tamamen yok olan bir mahallenin son ev yıkılıncaya kadar oradaydım. O dönemdeki kentsel yenileme yasasıyla bu dönemdeki afet dönüşüm yasası çıktığı zaman ve şimdi bu yasalara dayanılarak ister bu ihale kanunu olur, ister kentsel dönüşüm yasası olabilir, ister çevre kanunu, ister orman kanunu falan ne olursa olsun. İstedikleri gibi değiştiriyorlar. Daha dün Tozkoparan'daydım. Ondan önce Tokatköy'deydim. Ben böyle bir dönüşüm görmedim. Önlerine insanların ve AK Parti seçmenleri çoğu da önlerine insanların bir muvafakatname konulup karşılığında bir isim bile yazmadan imza attırmaya çalışan tapulu evleri resmen gerçekten kanunlara tırnak içinde dayanılarak o kanunda uymuyorsa işte gece yarıları bir madde çıkartılarak insanların evleri aslında gasp ediliyor ve insanlar orada diremiyor. Bu Fethi Tepe'de de aynı. O yüzden hani Altan Bey'e söyleyeceğim şey bütün istediğiniz kanunlar istediğiniz kadar ihale ne kadar şey yaparsanız yapın ama oradaki niyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığınız şeye nasıl baktığınız önemli. İşte yolsuzluk bir yerde varsa yoksulluk da vardır. Ve yoksulluk da gittikçe derinleşir. Eğer biz yoksulluk meselesine hak temelli, insan hakları temelli bakarsak o pazarcı arkadaşımız ilk kez ben böyle işte satış yapıyorum, işte kiralarda oturmuyorum. Çünkü insanlar bu dönemde kazandıklarını kaybetmek istemiyorlar. Ama emin olun bazen de korkudan da bunları söylemekte zorunda kalıyorlar. Tabii ki bir takım insanlar AK Parti'ye de oy verecek, başka partilere de oy verecek. Ama benim sahada gördüğüm, mahallelerde gördüğüm başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani inanılmaz bir değişim ve kırılma var. Ne görüyorsunuz Hacer Hanım? Ben şunu söylemiyorum ama. Biraz somut örneklerden bize verelim. Bunlara bir itiraz yok ki. Yok zaten size cevap olarak. Ne olacak yani? Evet. Çare ne olacak? Nasıl olacak? AK Parti seçmeninde bir kırılma olduğunu görüyorum. Yani bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Her anlamda bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani İslam anlamında da bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kendi bulundukları yani mesela işte kentsel dönüşümde yani kendi evlerinin gasp edilmesi, bu kadar kolay gasp edilmesi anlamında da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ama derin bir yoksulluk var şu anda. O söylenen muhtaç fiyat ilişkisi üzerinden kurulan bir ilişki maalesef pandemi, 2018 pandemi ve şimdi ekonomik krizle birlikte tamamen bu yoksulluğu çoğalmasına neden oldu. Neden? Şu anda gerçekten para da yok. Bir sürü sosyal yardım kesiliyor. İnsanlar sosyal yardıma başvuruyorlar. Hiçbir şeyler yok neredeyse ama biz sizi reddettik diyorlar. Tekrar tekrar gidiyorlar. Bir daha buraya gelmeyin diye kötü muameleler aslında görüyorlar ve insanlar inanın açlıkla mücadele veriyor. Kadıköy'de de veriyor açlıkla mücadele. Van'ın bir köyünde de açlıkla mücadele var. Başka yerlerde de gıdaya erişemeyen insanlar var. Ama ben hani bu dönem aynı zamanda çalışanlar da yoksullaştı. Yani şu anda asgari ücretle çalışan işçiler, memurlar da açlık sınırının altında yaşıyorlar. Ve bir sürü insan kredi kartı, işte bugün A Haber'deydi galiba, Twitter'da gördüm. Yeniden bir düzenleme yapalım, kredi kartlarını taksitlendirelim. Niye? Çünkü yarın kabine toplantısından öyle bir şey çıkarmaya çalışacaklar. Evet, çıkarmak zorundalar, çıkaracaklar, çıkarsınlar ama onları dahi ödeyemeyecek durumda insanlar. Şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı 2020 Mart ayında demişti ki işte herkese şey verin, 5 bin lira, 10 bin lira para verin demişti pandemi döneminde. İnanın bir sürü aileyi biliyorum ve gönderiyorlar da bana. 5 bin lira, 10 bin lira alan insanlar ayda 200 lira, 150 TL ödeyemeyecek durumdalar. Ve bu insanlara icra geliyor. Bu insanları bir sürü avukatlar arıyor. Sadece kredi değil, bu özelleştirilen elektrik şirketleri de dahil. İşte bütün bunlar altılı masanın, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin hepsinin sorunu. Yani
Böyle bir sistem var, çürümüş bir sistem var. Kanunlara da tırnak içinde kanunlara dayanılarak yapılan gaz projeleri var. Bütün bunları tabii ki altılı masa görüyor. Bütün bunların yeniden ele alınması gerekiyor ve belki de bunları böyle, ben de Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde çalışıyorum. Bunları belki de birazcık daha yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Olanı aslında, olana bizim çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani afet dönüşüm yasası gibi aslında yoksul halkı, işte şu anda Fethihtepe'de onlarca insanın, ailenin elektriği, suyu kesik. Tokatköy'ün tamamı AK Parti seçmeni ve orada geçen hafta gördüm, diyalize giren kadınlar, yaşlılar. Şu anda orada insanlar elektriği, suyu ve doğalgazı yok. Biz burada böyle konuşuyoruz. Onlar bizi izleyemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi bir kanuna dayanarak yapılıyor. Yani o yüzden gerçekten çok büyük sorunlar ve çözülmesi gereken bir sürü iş var aslında yoksullukla ilgili. Anladım. Ama inanılmaz bir değişim var. Ben çok umutluyum. Onu da ekleyeyim. Peki bununla ilgili sizin şeyleriniz, bir çareler bütününüz herhalde var. Öyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yoksullukla mücadele tutum belgesi hazırlıyor. Çok yakın zamanda da açıklayacak. Yani bütün bu söylediğim şeyleri de kapsayan, yani çalışan yoksulluğundan, emeklilerden, çocuk yoksulluğu, kadın yoksulluğu, yaşlı yoksulluğu, ama bütün bu meselelere insan hakları perspektifiyle bakan, hak temellilik perspektifiyle bakan, sosyal yardım, hayırseverlik perspektifiyle sürekli bir partiyle muhtaçlık, biat ilişkisi kuran bir perspektif değil. Tam tersine hak temelli bir bakış yerine, yani sosyal yardım yerine sosyal hak diyen bir bakışla hazırlanan bir tutum belgesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız önerdi. Onun çalışması sürüyor. Çok yakın zamanda da açıklanacak. Peki, teşekkür ederim. O zaman Ümit Beyciğim, şimdi size Altan Bey'in sorularını duydunuz. Ben de bir şey ilave edeyim de hemen oradan. Şimdi bazen şöyle oluyor. Mesela Sayın Babacan'ın söylemlerini, ki takdir de ederim kendisinin iktisadi bakışını bazı bakımlardan. Ama sanki şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ya biz liyakatli insanları getireceğiz, mesele çözülecek gibi. Halbuki yani biz biliyoruz ki mevcut iktisadi sistemde enflasyon olduğu zaman parayı kısarsın, efendim dövizi de serbest piyasaya bırakırsın, işler düzelir. Ama nasıl düzelir? Yoksullar ne olur? Biraz önce anlattığı Hacer Hanım'ın, yoksulların başına ne gelir? Daha yoksul olur. Daha. Peki buna evet. O zaman yani öyle yapmayalım dediğinizde size ne derler? Yo arkadaş, popülistlik yapma sakın derler. Şimdi o zaman insanların kafası karışıyor. Bu durumda siz bu şimdi herhalde bir acı reçete gelmek zorunda. Yani iktidara geleceksiniz. Korkunç enflasyon var. Şimdi bu acı reçeteyi ya da acı şurubu, şurubun da acısı olur mu bilmem ama. Tabii olur. Acı şurubu olur. Siz kime içireceksiniz? Yani sanki hep bu işi yoksulun içmesi gerekiyormuş gibi anlatılır. Maalesef iktisat literatüründe, onun için sormuş olayım. Aslında iktisat literatüründe bu böyle olmak zorunda değil. Birçok dezenflasyon programında, yani enflasyon düşürme programında siz dar gelirli vatandaşı yanınıza alırsanız o istikrar programı daha fazla benimseniyor. Bakın 2001 krizinden sonra uygulanan programla şimdi bizim uygulayacağımız program arasındaki en büyük farklardan bir tanesi dar gelirli, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşların sosyal yardımlarını almaya devam edeceği, artık tamamıyla çökmeye yüz tutmuş orta gelirli vatandaşların tekrardan alım gücünün artması. Türkiye'de şu anda enflasyonla mücadele programının altyapısı, 2001 sonrası uygulanan enflasyonla mücadele programı altyapısından daha farklı olacak. O yüzden
biz burada dar gelirli, orta gelirli vatandaşların mevcut durumlarını kötüleştirmeden, yani sizin deyiminizle onlara acı reçeteyi sunmadan da enflasyonu düşürebiliriz. Bu birinci nokta. İkincisi, liyakatle ilgili bir konuşmak gerekiyor. Evet, liyakat gerçekten önemli. Bakın, Merkez Bankası Başkanı'nın dün İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile o toplantıdaki şeylerini izlediniz. Konuşmalarını, karşılıklı atışmalarını izlediniz. Yani bugün o Merkez Bankası'ndan içeri giremeyecek kadar liyakat yoksunu bir kişi ülkenin para politikasını başında. Şeye baktığınız zaman, Hazine ve Maliye Bakanı'na baktığınızda da benzer bir şey söylüyorsunuz. Yani bugün sokaktan kimi çevirirseniz çevirin, şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'ndan ülkeyi daha yönetirler. Çünkü en azından ya ben bu işi bilmiyorum, etrafımdakileri bir sorayım derler. O yüzden liyakat önemli. Ama liyakatın dışında da partilerin çok somut çözüm önerileri var. Mesela Altan Bey'in dediği ve benim de çok önemsediğim tarım. Tarımla ilgili konuşacak olursak, biz herhalde şu ana kadar genel başkanımız 3 defa meclis kürsüsünden, bizler de birçok yerde çok basit bir şey öneriyoruz halkın anlayacağı şekilde. Bakın, çiftçiye tarlasını sürmeden önce mazot, gübre, tohum desteğini vereceğiz diyoruz. Neden tarlasını sürmeden önce? Çünkü çiftçinin bir öz kaynak problemi var. Yani çiftçinin parası yoktur. Siz o parayı öncesinden vermezseniz çiftçi tarlasını süremez, tohumu ekemez. Birincisi bu. İkincisi, diyeceğiz ki havza bazlı destek vereceğiz size. Yani sen her yerde her istediğini yetiştiremezsin kardeşim. Türkiye giderek su fakiri olan bir ülke. O yüzden havza bazlı destekler verelim. Yani Konya'da mısır üretiminin Konya'da obruklara yol açtığı aşikar. Her yerde her şeyi üretmeyelim diyeceğiz. Üretmene izin vermeyeceğiz diyeceğiz çiftçiye. Üçüncüsü olarak da çok basit. Sen bu ürünü burada üretirsen ben sana ne kadarlık bir fiyatı garanti edeceğimi şimdiden söylüyorum diyeceğiz. Böylelikle bir, çiftçi tarlasını sürmeden önce desteğini alacak. İki, ben çiftçiye nerede neyi ekeceğini söyleyeceğim. Üç, ekmeden önce de kendisine ne kadarlık bir fiyatı garanti edeceğimi söyleyeceğim. Serbest piyasa fiyatında denge fiyatı onun üstünde olursa, eşik fiyatın üstünde olursa bu para çiftçimize gidecek. Altında olursa da onu devlet karşılayacak. Bu kadar basit. Yani tarım politikamızı biz çok fazla özetleyebilirim. Yani ben burada 15-20 dakika daha fazla konuşabilirim ama halkın anlayacağı şekilde böyle anlatıyoruz. Başka? İki dakikamız var üstadım. Onu da söylemiş. Tamam. Çok rahat anlatırım. Ziraat Bankası AK Parti döneminde AVM'lere, gayrimenkul projelerine finansman sağlayan Ziraat Bankası artık çiftçiye destek verecek. Utanılacak bir şeydir. Ziraat Bankası'nın verdiği kredilerin sadece %15'i çiftçilere gidiyor. %100'ü gidecek. Aynı şekilde Halkbank da esnafa destek verecek. Tutup iktidara yakın enerji dağıtım şirketlerine bu şeyli kredileri vermeyecek. Bu kadar somut önerilerimiz var. Bunlar yapılabilir, çok rahat yapılabilir. Bakın, tarımda bunları söyledim. Dün Balıkesir'deydik. Çok basit bir şey söyledik. Süt yem paritesi 1,5 yaptığın zaman Türkiye'deki süt üreticisi zenginleşir. Zenginleştikten sonra da biz direkt olarak şeyde hayvansal üretimle ithalata bağımlı hale gelmeyiz. Mesela yem. Neden İtalyan kullanıyoruz? Çünkü Türkiye'de biz yağlı tohum üretimini desteklemiyoruz. Yağlı tohum üretimini desteklersek Türkiye yem ithal etmez. Yani bunlar çok somut çözüm önerileri. Bizim çiftçilerle, ziraat odalarıyla beraber oluşturduğumuz öneriler ve hepsinin çözümü var. Buradaki temel problem şu. Bitiriyorum. Biliyorum zamanımı aşmamı bitiriyorum. Bir ricam şu. Belki muhalefet partilerinin dediklerini biraz daha dikkatli dinleyebilir insanlar. Muhalefet partilerinin çözüm önerisi yok deyip muhalefet partilerine kulak tıkamak bence çok insaflı olmuyor. Gerçekten çözüm önerileri var. İyi Parti'nin var, işte burada CHP'yi temsil eden Hacer Hanım var. Sizin biraz önce bahsettiğiniz partilerin var. Yani sadece bu çözüm önerilerini biraz daha fazla kulak kabartması lazım. O zaman görecekler ki AK Parti'nin çok güçlü alternatifleri var. Peki, çok teşekkür ederim. Altan Beyciğim, kapanış için çok kısa bir sözünüzü alayım Hacer Hanım. Yani çok kısa şunu söyleyeyim. Tabii Hacer Hanımefendi'yi dinlerken şöyle bir hisse kapıldım. Sanki ben Türkiye'ye işte güllük gülistanlık hiçbir sorun yok. Böyle bir şey, çünkü biz 3 saattir aşağı yukarı buradayız. Hanımefendi yeni katıldı. Evet. Bu eleştirilerimizi mevcut iktidara yaptık hepsini. Bizim söylediğimiz şu. Mesela ben ilk olarak bu tarımla ilgili böyle madde madde bir şey duyuyorum.
İlk olarak. Ya bu benim şeyimden olabilir. Yani gevşekliğimden, çok iyi dinlememiş olmamdan. Ama demek ki yani muhalefetin de bir anlatamama sorunu var. Veyahut da işte şeye gelmeme. Kaynak sorunu var. Evet. Daha fazla dillendirmesi lazım. Daha fazla detaylandırması lazım. Bölgesel olarak anlatması lazım. İşte mısır nerede, tarım, efendim ayçiçeği nerede, şu nerede, bu nerede. Evet. Yani söylediklerimiz bunlar. Bir sadece eleştiri üzerinden bir siyaset, yani niye bir dalgalanma olmuyor oy dengelerinde, onu konuşuyoruz. Evet. Yeterince demek ki bir alternatif sunulmuyor, onu söylüyoruz. Ya da sunulan alternatifler yeterince duyulmamış. Yeterince duyulmuyor ve evet, yeterince üzerinde durulmuyor. Söylediğimiz bu. Hacı Hanım, çok kısa bir sizle evet, son söz olarak ne söylersiniz? Ya işte şimdi ben yine Altan Bey'in söylediği şey, duyulmama meselesi. Öyle şeyler ki yani mesela TÜİK'in verileri değil mi? Yani hep soru işareti. Bütün araştırmalar soru işareti. Mesela en son Dünya Gıda Örgütü'nün, ben bunu birkaç kez mesela dinlendirdim. Dünya Gıda Örgütü 6 Haziran'da dünya açlık haritasını açıkladı. Ve orada dedi ki Türkiye haritasında 14.8 milyon insan gıdaya erişemiyor. Ve illerde de Şırnak, en kötü durumda olan da Şırnak dedi mesela. Evet. Ve bu harita birdenbire ortadan kalktı ve buhar oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir, ben mesela o soruyu sordum kendine de. Şurada bunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Elimizde doğru veriler yok. Verilerin hepsi gizleniyor, yapılmıyor. Uluslararası örgüt bile yani bunu kaldırıyor. Yani böyle bir durumun içerisindeyiz. Yani hem yoksulluk, hem ekonomi, hem tarım, ama evet, bütün bunların azalması, ortadan kalkmasının da insan hakları bütüncül bakışıyla, demokrasiyle birlikte olur. Yani bütün bu meseleyi insan hakları bakışıyla, bence hak temelli bir bakışla, evet, bu politikalarla ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ama hanımefendi hala şikayet ediyor. Yani alternatif maddeler saymıyor. O da işte söyledim ben. Yani sadece tabloyu anlatıyor. Tabloyu, mevcut tabloyu anlatıyor. Süremiz bitti. Evet. İhale kanunu, Altan Bey, tek başına ihale evet, kanunu olmaz. Eğer o ülkede insan hakları yoksa o ihalenin nereye gideceğini biz şu anda görüyoruz. Evet. Şikayet etmiyorum. Evet. Parlamenter sisteme geçersiniz. İhale kanunu da insan hakları perspektifi, yoksullukla mücadele belgesini de insan hakları perspektifiyle bakarsınız. Yoksa hiçbir şey anlamadım. Çok haklısınız Hacer Hanım. Hakikaten, fakat süremiz bitti ama daha bunları çok konuşacağız. Çünkü gerçekten teker teker madde madde konuşmamız gereken evet, şeyler bunlar evet, gerçekten. Efendim, her ne kadar sürçülisan etmiş isem affola, süremiz burada bitti. Gelecek hafta yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalınız.